Yaklaşık zaten bir saat falan sürer diye düşünüyorum benim konuşmam. Şuradan görüntümü kapatmayı becerebilir isem eğer. Heh, tamam, becerdim. Sesim giderse şey yapın, söyleyin lütfen. Şimdi grubumuz biliyorsunuz 8-9 kişiydik biz. Hocam nasıl olsa evde oturuyoruz, akşamları bir şey anlatsanız diye çok ufak bir grupla başlayan hareket. Bir anda 70 kişiyi bulduk valla. Onun için bunu daha önce sizinle konuşmuştum ama tekrar etmek istiyorum yeni gelenler adına. Danica Patrick benim takip ettiğim bir Amerikalı gazeteci bayan. İşte şeyde YouTube'da filan konuşmaları oluyor. Instagram'da canlı yayınları oluyor. Geçen de çok güzel bir Sanskrit yazısı paylaşmıştı. Bu ta eski, yani milattan önce 1500'lere dayanan bir eski antik yazıda diyormuş ki işte bir vücudumuz olacak, bir takım dersler öğreneceğiz. Bunlar da hata yok, hepsi ders. Ondan sonra buradan daha iyisi yok. Yani hani anda kalıyoruz. Bir takım şeyler yaşıyoruz ve bunları ne güzel ki unutuyoruz. Ama gerek olduğunda da tekrar hatırlayabiliyoruz. Onun için benim sizlere söylemek istediğim şu ki, bugün itibariyle bir sürü şey biliyor olduğumu biliyorum ama bir sürü şeyi de bilmediğimi biliyorum. Gördüğünüz gibi hepimiz yepyeni şeyler görüyoruz, öğreniyoruz hala. Onun için yani en şahane vakayı yapıyor olduğumu, en şahane hoca olduğum gibi iddiam hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Zaten bunun çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bizim işimiz biliyorsunuz, hep söylerim, üç bazlı bir iş. Yani hekime de bağlı olduğu kadar hastaya da bağlı bir mesleğimiz var. Özellikle de muayenehane hekimliği yapanlar bilirler. Hastaya çok maalesef dayalı bir seçim yapmak, endikasyon koymak durumunda da kalıyoruz. Hatta protez yaptığımızda en önemli faktörlerden biri de teknisyenimiz oluyor. O bağlamda yani hepimizin iyi işi olduğu kadar kötü işi olduğuna da inanıyorum. Ve bunu çok da kafaya takmamamız lazım. Sonuçta en iyi bir daha yaparız. Ne yapalım yani? İşin ucunda ölüm yok neticede yani. Bu gruba çok fazla bir şey öğreteceğimi de düşünmüyorum. Çünkü hani gruba baktığınız zaman işte Çağlar benim yarı yaşımda. Yani bir konu söylüyorsunuz, anında bir sürü PDF atıyor. İşte bir şey söylüyorsunuz, webinarlar yığıyor şeye. De oradan ben tekrar takip edip seyredebiliyorum. Hocam Çağlar hepimizi depresyona soktu. Onu Ya evet devre ya. dışı bırakabilir miyiz yani lütfen konumuz Onu dışında? atalım Atalım gruptan. lütfen Ya yani. sen Tamam. Çağlar ne diyorsun? Sina kardeşim, Sina'yı geçen gün dinledim işte. Yani nasıl bir şeydir bu? Helal olsun gerçekten, Yok yok, maşallah. onu da atalım hocam. Onu da Bütün hepsini atalım. Gençler çok atalım. iyi. Atalım. Aynı adam araştırma görevlisi. Ben doçentken elim ayağıma dolanıyordu bir yerde konuşma yaparken. Yani süper bir hakimiyet. Gerçekten çok iyi. Bence hatta Önjen'le Mehmet Hoca'yı da atmalı. Onlar da ayaklı kütüphane Ya gibi. O evet, nedir kesinlikle. ya Şimdi böyle? Özcan'la Mehmet Hoca'yı da atalım diyecektim. Tamam, Süpersin. bizler kalalım. Ya ilk Onun başta için ne güzeldi yani. Mutlu mesut geçiniyorduk yani. aynen, kendi kendimize. Yani onun için hepinizi tanıdığıma da çok memnunum. Gerçekten hani bu bir vesile oldu. Ne kadar değerli insanlar olduğunu görmek tekrar çok gurur verici. Bu bağlamda ben size diyorum ki, yani bilgiden çok belki yaşımıza inayen mi derler, ne derler? Ancak işte bir miktar felsefe, hayat tecrübesi öğretebiliriz. Belki işte hani akademik hayatın içinde olanlara bugün erdiğimiz tecrübeyle birlikte gençleri dinlemek gerektiğini söyleyebiliriz. Yani herkesin bir hikayesi oluyor çünkü. Maalesef iş yoğunluğunun arasında akademik hayatta insan hocalık yaparken buna çok fazla önem vermeyebiliyor. Bütün herkesi kendisi gibi görüyor. Kendisi kadar çalışkan olmasını, disiplinli olmasını bekliyor ama olmuyor. Yani hani ya da hayatın şartları içinde herkesin farklı bir hikayesi oluyor. Geçen de Esra yazdı, bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben de çok fazla hatırlamıyordum. Hani hocalar tabii ki de çok olay yaşar ama öğrenciler eğitim hayatı boyunca yaşadığını unutmaz. Ki Esra'nın yani sene kaybedecekmiş, son total hastası gelmiş, işte hocayı beklemekten sıkılıp gitmiş. O esnada ben buna şahit olmuşum. Bölüm başkanı onu dinlememiş, odasından çıkarmış öğrenci olduğu için. Sonra ben işte gitmişim, konuşmuşum, asistanını çağırmışım.
elindeki total protezleri görmüşüm ve tamam demiş, ben bu işe teslim alacağım, sen üzülme demişim. Bu neticede yani hani Esra bir sene kaybetmekten kurtulmuş. İyi bir şey yani hani, çünkü Esra hep çalışkan bir öğrenciydi. Eğer öğrenciyi iyi kötü birazcık tanıyorsanız, artık son sınıfta yalan söylemeyeceğini bildiğiniz için onun hikayesini dinleyip onun bir sene kaybetmesi kötü bir şeydi yani. Hani değerli bir hekim oldu neticede. Onun için akademik hayatın içinde olanları özellikle kişilerin dinlenmesi gerektiğini örnekleyebilirim. Bir de mesela vakalar gösteriyorum, ne bileyim WhatsApp'a atıyorum, hani işte hadi şu an yapıştırdım, bir belki farklı bir şey görürüz üstünde diye. Ama tek vakayla data olmaz tabii, biliyorsunuz hani klinik çalışma için yorum yapmak için belli takiplere ihtiyacınız olur. Bir konu hakkında yorum yapabilmeniz için, hani nasıl Mehmet'le Önjen anlatırken güzelce değiniyorlardı. Klinik çalışmaların ya follow-up ya prospektif ya da retrospektif gibi hani belli bir sayının üzerinde hastanın takibiyle oluşması gerekir. Ama benim paylaştığım vakalar hani tek vakaya dayanıyor ama onun altında yatan klinik tecrübe ve de akademik tecrübeyi düşünebilirsiniz. Bir de yani lütfen herkes kendine uyanı alsın zaten. İlla şu doğru, bu doğru, benim yaptığım şahane gibi bir iddiam yok. Sadece hani hepimizin kafasında belli bir ışık yakıp o doğrultuda konuşarak belli yenilikleri takip ediyoruz diyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Ya benim bu masum, geç gidiyor ya da internetim mi geç çekiyor nedir bilmiyorum. Şimdi bugün ilk başta Tagami'nin tamiriyle başlayacağım. Tagami'nin tamir slaytlarını dizdim. Onların üstünden konuşacağım. Burada gördüğünüz gibi işte bir dolgu yapmış. Ondan sonra bu dolguda kırık oluşmuş 2003 yılında. Tamir etmiş, sonra 2018'de tekrar durduğunu söylemiş. Şimdi yalnız Tagami'nin tamirindeki araştırmasını anlayabilmemiz için birazcık temelden geleceğim. Biliyorum içimizde bir sürü profesörler, doçentler var. Özellikle de protezle ilgili ya da restoratifle ilgili. Ama öğrenciler de var. Onun için çok temelden, çok kısaca alarak geleceğim ki kafamızda ne demek istediği iyice otursun diye. Biliyorsunuz kompozit rezin neticede biz ağızda dolgu yapalım bilelim diye inorganik malzemeleri, organik de olabilir gerçi filler'lar, ama belli bir sertliğe sahip filler dediğimiz doldurucuları belli oranda paketleyip ağızda katılaşmasını sağlamamız için bulunmuş bir teknik. Eğer filler'lar %100 olsa o zaman seramik olur ama fırınlanması gerekir. Haliyle biz polimer bir matriksin içine doldurucuyu yerleştirdiğimiz sürece ve bunu polimerizasyonunu ağızda başlatabildiğimiz sürece bunu direkt yöntemle uygulama şansımız oluyor. Ve bu metakrilat teknolojisi, baktığınız zaman bunların hepsi sentetik rezin sınıflamasına giren malzemeler. Ve bu malzemelerin ağızda uygun bir biçimde kullanılabilir halini bulan kişiye çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum kendisi de geçen sene vefat etti. Doldurucuları biz kullanıyoruz. Genel olarak sınıflandırmasına baktığımız zaman işte hani tabiattan çıkmış ve de tabiattan çıkmamış sentetik olarak oluşturulan bir takım doldurucuları katılık versin diye kullanıyoruz. Burada da Evok'ların ta vakti zamanında bize kurs verirken verdiği slaytlardan biri. Bu doldurucu partikülleri elektron mikroskobuyla gayet güzel bir biçimde görebiliyoruz. Bu da işte silikon dioksit. Genellikle bunların içinde cam yapı oluyor. Yani baryum alüminyum silikat gibi baryumunda, alüminyumda silikon ve oksijen atomlarıyla birleştiği bir formülasyon da olabilir. Ama tarihçeye baktığınız zaman genellikle bu malzemeler hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı kalmakla beraber, yani hani silika bazlı malzemeler olmakla beraber bunların partikül boyutlarıyla oynandı biliyorsunuz. İşte 1960'larda 50-100 mikronlara kadar çıkan büyük partiküllerden bahsedilirken 70'lerde bunlar işte midifil, minifil, sonra mikrofile evrildi. Sonra hibrit kullanılmaya başlandı 80'lerde, 90'lardaki hem büyük hem küçük partiküllerden faydalanılsın. Sonra bunlar mikrohibrit diye adlandırıldı. 2000'lere gelindiğinde artık endüstriyel teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte nanofillere ulaştık ve 2000'lerin ortalarından itibaren de bu, hatta nanofillerin içinde farklı partiküllerle nanohibrite ulaştık. Neticede biz bugün biliyoruz ki bu polimer matriksin içinde ağırlık olarak en aşağı %80 oranında
bulunan bir filler oranından bahsediyoruz. Gerçi bu yeni flowable'larla bunu düşürdüler biliyorsunuz ama bunun sertliğe etki etmediğini, çünkü kimyasının farklı olduğunu iddia ediyorlar. Neyse, restoratifçi değilim ve bugünün konusu da bu değil. Bizim sonuçta bu polimer matrikse silikon atomlarını, yani silika dediğimiz cam partikülüne bağlamamız lazım. Bunu kompozitin imalatı esnasında da metakropropil trimetoksi silan denen, yani bizim kısaca silan diye kullandığımız kimyasal isimle bağlıyorlar. Biz de bunu aynı şekilde herhangi bir silika malzemeyi, yani camsı bir malzemeyi kompozite bağlamak için kullanıyoruz. Aynı ürünü kullanıyoruz ve bu aynı ürün sonuçta hidrojen bağları yapıyor. Burada formülasyonuna da baktığımız zaman işte silika yüzeyinin haliyle bu kadar hassas bir kimyasal bağ yapacağını düşünecek olursak nasıl olması lazım? Son derece temiz olması lazım. Yani bizim hava su şırıngamızın havasından gelen yağ bile burayı etkileyebileceği için onu bile düşünerek hareketler ediliyor ki işte üstüne alkolvari, etanolvari solüsyonlar sürülüyor ki bunlar o hava şırıngasından gelebilecek yağı bile engellesin diye. Haliyle böyle bir kimyasal bağ yaratıyoruz ve bu silanın önemli bir noktasından biri de bir ucu da burada gördüğünüz gibi çift karbon bağı yapan ucundaki bağ da çapraz bağ şeklinde ayrılınca ne yapıyor? Rezinle bağ yapabiliyor. Yani hem camla hem de rezinle bağ yapan bir kimyasal yapı ve bu yıllardır da aynı kimyasal yapı üzerinden dönüyor. Şimdi bu silanlarla belki bizim bilmediğimiz ya da bilsek de piyasada olmadığı için pek kullanımımızda olmayan iki tip silan var esasen. Bunlardan genellikle biz bugün itibariyle tek şişe olanları kullanıyoruz. Bunlara işte pre-hydrolyzed, yani hidrolize olmuş tipi bizim elimize geliyor. İşte monobond gibi ürünlerde. Esasında bir de bunların hidrolize olmamış, sizin o anda iki şeyi, kapsülü birbiriyle karıştırmak suretiyle anında aktive ettiğiniz silanlar da vardır ki bu silanların kuvveti her zaman için çok daha yüksektir. Etki mekanizmaları aynı ama tek şişe olan silanların şöyle bir dezavantajı var. İçindeki solvent uçtukça etkinliğini kaybediyor. Onun için bu tür şişelerin hemen kapağının açılıp kullanılması ve anında tekrar kapağının kapatılması etkinliğini uzun süre korumasını sağlayacaktır. Bu Manye'nin 2004 kitabından size aldım. Çünkü ben hatırlıyorum biz Emre'lerle işte fakültede bir takım çalışmalar yaparken zannediyorum Kurarey'in sisteminde vardı. Hangisi? Ya Bisco ya Kurarey'di. Tam hatırlamıyorum ama böyle iki tane ampulü kırardık ve birbirleriyle karıştırıp anında o an silanı aktive edip simantasyonları yapardık. Burada da Manye'nin kitabında da gördüğünüz gibi silanı aktive ediyor. Burada seramik olduğu için işte hidroflorik asit kullanıyor. Ondan sonra silanizasyonu yapıyor. Ondan sonra birazdan ayrıntısını bahsedeceğim gibi ısıl etki yapıyor. Ve sonraki çalışmalarını da birazdan sizinle paylaşacağım. Bir de yine aynı konuyla konuşurken, yani kompozit yüzeyine yapışmak bugünkü konumuz. Kompozit yüzeyine yapışmaktan konuşurken hatırlayacak olursanız Vailati'nin dersinde palatinale yapıştırdığı kompozit laminaların iç yüzey uygulamasında kojet kullanmıştı. Kojetin ne olduğundan bir miktar bahsetmek istiyorum. Kojeti uyguladıktan sonra da, yani kompozite daha iyi bağlanabilmek için kojet sistemi kullanmıştı. Sonrasında da işte ultrasonik cleaner'da yıkamıştı ve silanı 3 kat sürmüştü. Hatırlayacaksınız farklı silan uygulamaları vardı. Şimdi bunları bir konsensusa bağlamaya doğru gidiyoruz. Öncelikle biz de vaktiyle Hasan Hoca ve Mutlu'yla Rokatek sistem çalışmıştık. Onun için o yıllardan gelecek şekilde biliyorum. İlk çıkan sistem Kojet'ti arkadaşlar. Kojet'te Rokatek'le hemen hemen çok benzerdir etki mekanizmaları. Esas bunların çıkma sebebi de açıkçası metalin, biri bana bir şey yazmış ama. Bisco'da iki aşama var. Evet, herhalde onu hatırlıyorum Zeynep'ciğim. Ondan sonra çıkış amacı aslında bunların 1990'larda metal tamiri içindi. Yani o yıllarda çok fazla metal seramik restorasyon yaptığımız için metal seramik kırıklarında çok sevimsiz oluyordu tabii metalin açığa çıkması ve metale tutunmak da ağızda zor olduğu için bu şekilde Kojet ve Rokatek gibi
ESPE, sonra da 3M ESPE oldu biliyorsunuz. Esas Alman firması olan ESPE'nin buluşu olan Cojet vardı. Cojet de çok kabaca kumlama sistemine dayalıdır. 30 mikronluk bir kumla kumu yüzeye hızla çarptırdığınız zaman metal yüzeyine ne oluyor? Metalin üzerinde kum geliyor, bir pürtüklü mikromekanik bir pürüzlü alan yaratıyor ve bu alanı yaratırken de ısıyla birlikte çarptığı için, yani çarpma esnasındaki buradaki bir ısı oluşması neticesinde metal yüzeyine bir miktar silikanın, yani kumun üzerindeki silikanın tutunduğu düşünülüyordu. Ve bu tutunma bağlamında o yıllardaki çalışmalarda hani iyi sonuçlar da alınıyordu. Sonradan Mutlu çok da çalıştı bu konuyla ilgili, bir sürü makalesi de vardır. Ondan sonra Rokatex sistem de geliştirdi. Rokatex sistem olduğunda 3M ESPE olmuştu. Yani 3M'le birleşmişti ESPE firması. Bunda da iki tane kum vardır. Rokatex Pre vardır. Bir de Rokatex Plus vardır. Rokatex Pre dediğimiz 110 mikronluk normal bir alüminyum oksit kumlama yaptıktan sonra Rokatex Plus üstü silika kaplı kumlardır. Haliyle Rokatex Pre'nin açtığı pürüzlü alana Rokatex Plus'ın partiküllerini yolladığınız zaman o silika partikülleri metal ya da camsı olmayan yüzey yüzeyinde bir silikatizasyon dediğimiz silika kaplaması yaratmış oluyor. Ve bunun üzerine de siz silan sürdüğünüz zaman silanın işte camsı yapıyla kimyasal bağ oluşturması neticesinde yüzeye bağlanmış oluyorsunuz. Yani bu özellikle metaller için çıkartılan sistem zaman içerisinde camsı olmayan seramikler için de kullanıldı. Özellikle bizim çalışmamız inseramla ilgiliydi. Hatta şunu tesadüf buldum. Şu bizim IADR'da NIST'e sunduğumuz 98'i firma kendi prospektüsüne de koymuş. Bunu tesadüf buldum ama makalesini hatırlıyorum. Çünkü o zaman Mutlu yeni gitmişti Almanya'ya, Köln'e. Hasan Hoca da ilginç bir biçimde bir inseram disklerle gelmişti bir gün fakülteye. Al Deniz, bunları bir çalışma yap demişti. İyi demiştim, ben de almıştım. İşte sonra Mutlu'yla ben Almanya'ya gitmiştim filan, testleri, numuneleri yapmıştık. Velhasılı en çok sayte edilen yayınlarımızdan biridir. 2001 yılı olsa gerek, 2001 yılı International Journal of Prosthodontics olsa gerek hatırladığım kadarıyla. Makalenin özetinde zaten şeyden buldum, PubMed'den buldum. Neyse, neticede biz Rokatex'in de iyi olduğunu bulmuştuk inseram diskler üzerinde. Çünkü inseram cam emdirilmiş bir %99 alümina içeren bir sistemdir. Altyapılı bir sistemdir. Bugün itibariyle şeyleri, ketken diskleri var ama yapım tekniği, refraktör dahi üzerindeki yapım tekniği çok zor olduğu için onu yapan teknisyen kaldığını pek zannetmiyorum. İnseram üzerinde de Rokatex'in gerçekten etkili, önemli bir fark yarattığını bulmuştuk. Şimdi demek ki Vailatin'in de Cojet kullanma amacı şeyin üzerine kompozitin daha iyi rezine bağlanabilmesi için o şekilde bir sistem kullanıyor. Bence elindeki kumlama sistemi o, onun için onu kullanıyor diye de düşünebiliriz. Özellikle eğer biz kompozit de olsa, seramik de olsa yüzeyine tükürük bulaştıysa onu temizlemek zorundayız bağlantı öncesinde. Bu net bir. İkincisi, eğer seramik yüzeyine herhangi bir hidroflorik asit uyguladıysak onu da temizlemek zorundayız. Şimdi bu gerçekten çıkan Manye ve arkadaşları, kimler olduğunu hatırlamıyorum ama Manye'nin makalesi bu. Daha önce de bunu paylaşmıştık hatırlıyorsanız, konuşmuştuk bu konuyu, bağlantıyı zaten, ama burada yeri gelmişken tekrar hatırlatmak istedim. Diyelim ki bir seramik yüzeyimiz var. Yüzeyi hidroflorik asitle eçettik. Ondan sonra hidroflorik asidin yüzeydeki açtığı camsı alandaki florit tuzlarının, yani silikanın oradan, ortamdan bir miktar uzaklaşmasıyla ve florit tuzlarının oluşmasıyla oluşan simir vari bir tabakayı bizim uzaklaştırmamız lazım silanı sürmeden önce. O zaman Manye ve arkadaşları bunu test etmişler. 4 farklı işlem yapmışlar. Ultrasonik cleaning yapmışlar. Ondan sonra hava su şırıngasıyla temizlemişler. Fosforik asit bekleterek temizlemişler. Buharla temizlemişler. Yine aynı araştırmada ikinci bir parametre ise silan uygulaması değişiklikleri olmuş. Şurada gördüğünüz gibi farklı silanlar uygulamışlar. İşte 20 saniye uygulamış, ondan sonra 20 saniye havayla kurutmuş. Ondan sonra 60 santigrat dereceyle bir kuru ısıtma yapmış. Bir başka grupta boiling water, yani kaynamış suya batırmış sıcak olsun diye. Sonrasında da OptiBond FR ile işte bağlantıyı sağlamış. Ve sonuçlarına bakacak olursak
temizleme tekniği olarak sadece ve sadece ultrasonik cleaning'i farklı bulmuş ve ultrasonik cihazla temizlemenin gerekli olduğunun daha iyi bir sonuç yarattığını söylemiş. Silen uygulamalarının farkını bir farklı bulmamış. Yani ısıtsan da ısıtmasan da ne yaparsan yap aynı sonuca çıktığından bahsetmiş. Bizim de 2005 yılında yine bir doktora tezimiz vardı. Sumru'yla, benim doktor öğrencimle aynı şekilde ısıtmalı sistem çalışmıştık. Çünkü o yıllarda çok konuşuluyordu silanın ısıtılmasının etkisiyle ilgili şeyler. Ve standart 100 santigrat derecede 60 saniye bekletiyorduk. Bu bizim sonuçlarımıza bakacak olursanız ısıtmayla ilgili herhangi bir farklılık biz bulmamıştık açıkçası. 3 tane de farklı malzeme kullanmıştık. Tahmin edeceğiniz gibi IPS Empress 2 lityum disilikat, ilk çıkan lityum disilikat malzemedir. Onunla tabii ki de diğer kompozit malzemelere göre daha iyi bir bağlantı bulmuştuk. Şimdi Pascal Manye'nin son paylaşımları üzerinden en son söylenene gelecek olursak, birinci makaleye bakacak olursanız porcelain is not clean after hydrofluoric etching. Tamam, yani seramiği mutlaka hidrofluorik asit sonrası bir temizleme işlemine koymamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bu konudaki ana konsensus şu ortadaki makale, gördüğünüz gibi demin size abstraktını açtığım konusunu detaylandırdığım makale. Burada diyor ki ultrasonik cleaningle en iyi sonucu alıyoruz. Yani etil alkolde ya da distil suda ultrasonik cleaner'de beklettiğiniz zaman yüzeydeki florit tuzlarının en iyi şekilde uzaklaştırıldığını ve silan sürmeye müsait hale geldiğini görüyoruz. Okey. Literatürde yine silanın işte 3 kat sürülmesi, 2 kat sürülmesi gibi farklı yorumlar ya da uygulamalar da var. Burada Manye'nin en sonuncu paylaşımına da baktığınız zaman silanı sadece 1 ya da 2 kat sürmenin yeterli olduğunu söylüyor. Ve her sürüşte de bir 20 saniye mutlaka bekletilmesi gerektiğini söylüyor. Yüzeyinde, çünkü silanın deminki kimyasal formülasyonunu bir miktar hatırlayacak olursanız, siz sürdükten sonra su açığa çıkıyor. Onun kendi kendine uçması kimyasal reaksiyon adına daha iyi. Yani silanı sürdüğünüz an aynı bondingde hani süreriz hemen hava su, daha doğrusu su değil de hava şırıngasıyla inceltiriz ya. Bunda tercihen kendi halinde bir 60 saniye beklemekte yarar var. Ben öyle yapıyorum. Ama burada da en aşağı bir 20 ile 30 saniye kadar kendi kendine havanın uçmasını beklemenizi tavsiye ediyoruz. Yine Manye çalışmasında hatırlayacak olursanız ısıyla ilgili aslında bir bağlantıyı arttırdığına dair bir sonuç bulmadı. Ama bu paylaşımında en sona bakacak olursanız diyor ki heat drying potentially doubles the efficiency of the silane. Yani silanı 100 santigrat derecede 60 saniye yani 1 dakika ısıtmanın bağlantıyı arttıracağını söylüyor. Yani vakti zamanında o zamanlar fön makinesiyle öneriliyordu. Bir yıllar ben fön makinesi tutuyordum ama şimdi o kadar çok meraklı mıyım? Değilim. Nedenine gelince yine bir zamanlar arkadaşlar ben IADR'a giderken Van Dyken diye meşhur İsveçli bu klinik çalışmaları yapan bir araştırmacı vardı, restoratifçi. O bana demişti ki ya Deniz bu kadar işte, ben ona sorardım, iyi bir çalışma yapmak istiyor musun dedi. Evet istiyorum dedim. O zaman dedi bir konunun dedi in vitro in vivo beraber yap dedi. İkisinin arasındaki farka bak bakalım dedi. In vitro sonucunla in vivo sonucun ne kadar fark ediyor dedi. Biz de Derya'nın tezinde aynı konuyu hem in vitro hem in vivo yaptık. Hakikaten tabii ki de farkta bulduk. Burada 27 numara bizim makalemiz. Bu bizim en çok sayfa edilen makalelerimizden biri oldu. Burada da gördüğünüz gibi araştırmacı işte in vivo in vitro sonuçların farklı olabileceğini, dolayısıyla son nihai konsensusun mutlaka in vivo sonuçlar üzerinden gidilmesi gerektiğini söylemişti. Nitekim bu da 2021 yılında gelen benim bir eski hastam. Kayıtlara baktığım zaman Adoro yine laboratuvar kompoziti o yıllarda Evoque'ların bir ürünüydü. Zannediyorum 2005 yılında mı 2004 yılında mı ne çıkmıştı. Targis'ten sonra çıkardıkları üründü. Şu anda bu da yok tabii ki de, zaten Ketkem'e geçti çoğu ürün de. Bakın 15 yılda şu 6 numaradaki Onney hala duruyor ve o yıllarda bizim bilgimizle yaptığımız neydi? Kumluyorduk, silan sürüyorduk. Yani ne ultrasonik cleaner'da temizletiyorduk, ne ısıyla bekletiyorduk ama hala duruyor. Onun için
hani laboratuvar çalışmaları evet çok güzel ama klinikte her zaman bunların illaki çok kötü olacak ya da çok çok iyi olacak diye bir sonucu da yok. Ama tabii ki de yine de en iyi sisteme ulaşmaya çalışıyoruz araştırmalar yaparak. Şimdi en iyi sisteme ulaşmaya çalışırken bugün geldiğimiz noktada laboratuvar kompozitleri artık çoğunlukla CAD/CAM'e döndü biliyorsunuz. CAD/CAM'e döndüğünde de farklı materyal arayışları içerisinde işte bu nano seramik diye adlandırılan ya da hibrit seramik diye farklı gruplandırılan, bu Dennis Fassbinder yine Amerikalı, geçenlerde dinlediğim bir araştırmacı bu şekilde bir sınıflandırma paylaşmıştı. Ve bunlardan Türkiye'de de biliyorsunuz kullandığımız GC'nin SeraSmart'ı ben de kullanıyorum. Prospektine baktığınız zaman ya da web sitesinde araştırdığınız zaman nano seramik olarak kabul edildiği için ve bir yüksek camsı doldurucu içermesi dolayısıyla etch edilebileceği öneriliyor. Yani hidroflorik asitle aynı cam seramiklerde olduğu gibi bir etch işlemiyle uygulanabileceğini ve bunun sonrasında da kendi tabii ki de primerini öneriyor. Çünkü içerisinde hem silan hem MVP içerdiğini söylüyor. Ama açıkçası ben SeraSmart'ları da kumlayarak devam ediyorum. Klinik olarak bir farklı olacak mı onu da zaman içerisinde göreceğiz. Ama işte sistem bir nevi bunların da daha etch edilebilir hale dönüşmesini sağlıyor. Şimdi bir miktar kafamız karıştı. Sorusu olan varsa beni bölüp sorabilir bu arada. Ama birazcık daha kafamız açılacak şimdi. Ben Tagami'ye doğru ilerliyorum. Şimdi Tagami'ye baktığınız zaman ben deminden beri hep size daha çok tamirden ziyade esasen indirekt bir kompozit restorasyonun yapıştırılmasını anlattım. Çünkü indirekt bir kompozit restorasyon siz ilk yapıştırdığınızda su emmemiş olduğu için tamirle farklı bir mekanizmaya sahip. Tamir dediğiniz zaman ağızda belli bir süre kalmış ve tükürük sıvısında kaldığı için su emmiş de bir kompozitten bahsediyoruz ve bunun yanı sıra içeriğini bilmediğimiz bir kompozitten de bahsediyoruz. Yani başka bir hekimin yaptığı restorasyon size geldiğinde açıkçası ne tür bir kompozit malzeme olduğunu da pek bilmiyoruz. Tagami laboratuvar çalışmasında 4 farklı kompozit kullanıyor. İşte Clearfill APX, Beautiful, Estelit, 3M'in bir de Filtek Supreme'ini kullanıyor. Bunların resin matrixleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biz GMA, Tek DMA ve de üreten dimetakrilat var bir tane Filtek'te de. Fakat bunların fillerları farklı. Fillerlarına baktığınız zaman Clearfill'in filler boyutu 15 mikrona kadar daha yüksek boyutta, çapta filler içeriyor, mikro hibrit bir tip. Diğerleri nanofilt dolduruculu rezin sistemler. Şimdi bunlara 3 farklı çalışma grubu oluşturmuş. Birine, bir gruplarına hiçbir şey yapmamış, kontrol grubu kabul ediyor. Hiçbir şey sürmüyor yani. Diğer gruba sadece SE bond sürüyor. Yani sadece bond sürüyor yani. Ondan sonra unfilled resin bu bildiğiniz. Üçüncü gruba ise SE bond'u porselen aktivatörüyle karıştırıyor. Yani silanla karıştırıp sürüyor. Silanla SE bond'u karıştırıp sürüyor. Ve bu çalışma neticesinde 3 farklı grupta, yani maviler kontrol grubu, kırmızılar sadece bond grubu, yeşiller ise hem silanla bondun karıştırıldığı grup ve tek tek bakacak olursak Filtek Supreme neydi? Nano dolduruculu bir üründü. Başlangıçta evet daha kuvvetli bir 25 megapascal gibi bir bağlantı elde ediyor. Özellikle de silanla karıştırdığı grupta. Sonra zaman içerisinde bir hafta, iki hafta, bir ay içerisinde bu bağlantıların tüm gruplarda azaldığını görüyor. Ve Supreme'e baktığınız zaman silika ve zirkonya içerikli bir nano hibrit bir kompozit malzeme. İkinci malzemesi Beautiful. Beautiful bizde yok herhalde, bilmiyorum, ben bu markayı hiç görmedim. Bunda da hemen hemen aynı oranda bağlantılar elde ediyor. Bunda ilginçtir yalnız, bondla silanın etkisini çok da farklı bulmuyor ama zaman içerisinde yine 25 megapaskallardan aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Üçüncüsü Estelit, yine onda da yaklaşık 15 megapaskalın üzerinde hemen hemen yine de klinik olarak kabul edilebilir bağlantı kuvvetleri elde ediyor ve bu bağlantının da yavaşça düştüğünü görüyor.
En yüksek bağlantıyı bu Clearfield'in APX denen kompozitinde buluyor. Bunun sebebini de hatırlayacak olursanız bu mikrofil bir üründü ve 15 mikron civarında daha yüksek bir şeye sahipti. Burada bu üründe gördüğünüz gibi silanın etkisini çok daha fazla gördü ve bağlantı kuvvetleri çok daha yüksek. Neden? Çünkü silika partiküllerin daha geniş yüzeyli olduğu için silanın daha iyi etki ettiğini söylüyor. Ama Tagami'nin de söylediği şu ki tamir geldiğinde siz emin olamazsınız. Onun için bizim klinik çalışmalara ihtiyacımız var ve yapılmış klinik çalışma sonuçlarını da bu şekilde paylaştı. Sonra vakasına geçti. Burada gördüğünüz gibi vakanın yarısı kopmuş klinik vakasında ve bunu tamir etti. Klinik vakada tamir ederken yaptığı işlemleri de bu in vitro çalışmasının devamında anlattı. Haliyle kopan parça bu. Kopan parçadan vazgeçiyoruz. Ondan sonra bunu direkt olarak bitireceğim dedi. Ne yapıyor? Fosforik asit sürdü. Fosforik asit sürmenin bu bölgedeki simyarı uzaklaştıracağını söyledi. Yalnız fosforik asidi biliyorsunuz Tagami ve grubu kesinlikle dentine ve hatta dentin mine bağlantısına fosforik asidin çok agresif olduğuna inanıyorlar ve kesinlikle o alana sürmüyorlar. Yani fosforik asidi sadece mine yüzeylerine sürdü ve kompozit alanlara sürdü. Gerçi burada nasıl ayırt edip de sürdü bilmiyorum. Gerçi çok yüksek büyütmede çalıştığını söylemişti o da. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama 5'in üzerinde bir büyütmeden bahsetti sanki o da. Loop'la çalışıyorlar. Haliyle işte sadece mine yüzeyine ve de kompozitin üstüne de sürülmesi lazım dedi. Çünkü kompozit yüzeyinde de simyar oluşur dedi. Okey. Ondan sonra bond sürüyor. Bond'u yine mine yüzeyine Clearfield SE bond'u tek başına sürüyor. Ama diğer yüzeylere İkisini karıştırıp sürüyor. Yani silanla şurada gördüğünüz gibi porcelain bond activator dediği silan aktivatörüyle silanla SE bond'u beraber karıştırıp sürüyor. Neden SE bond'u beraber karıştırıp sürüyor? Çünkü bunun o anda hidrolize olacağını söylüyor. Bir dakika baştan alıyorum ya şurada karıştırdım. Şimdi bak baştan. Mineyi asitledi, tamam mı? Ondan sonra kompozit yüzeyini ortofosforik asitle asitledi. Sonra bunu yıkadı. Sonra dentine şu SE bond bu primeri, tamam mı? Clearfield SE bond primeri dentine sürdü. Ondan sonra şu silanla SE bond'u karıştırdı. Bunu kompozit olan alanlara sürdü, tamam mı? Silanlıyor çünkü. Ondan sonra da bir güzel bondu da bütün üstüne sürdü hidrofobik olduğu için. Tamam mı? Ha şimdi doğru anlatayım. Şimdi bir daha buradan da görüyoruz zaten. Şuradan gördüğünüz gibi fosforik asit. Ondan sonra SE primer'ı sürüyor. Sonra SE primer'ı silane coupling agent'la karıştırıp tekrar sürüyor. En son üstüne de hidrofobik olan SE bond yani unfilled resin'i sürüyor. Olayı sonra da direkt olarak kompozitle bitiriyor. Hocam dentin yüzeyini tekrarlayabilir misiniz? Böldüm ama. Tabii ki de. Yok ben de karıştırdım çünkü yani evet, kimi nereden görüp de sürüyor bilmiyorum. Çünkü yüzeyi temizlemedi de. Yani hani onlar mümkün olduğunca doku kaybı olmasın diye çok ellemiyorlar ya. Şimdi bu kopmuş haliyle devam ediyor ve bu kopmuş haliyle devam ettiği için baksan orada kompozitler de var. O aralarda dentinler de var. Çok onun karışık için zaten şey oldu. Şimdi dedi ikisini karıştırıp sürmek lazım dedi. Çünkü hani ayırt etmek çok zor birbirine girift bir yüzey olduğu için. Peki en baştan alıyorum arkadaşlar. Vakaya bakın şeyi taktı işte matrixi falan taktı başlıyor. Eline fosforik asidi aldın. Fosforik asidi mineye sürdün. Kompozit olan yerlere sürdün. Tamam mı? Dentine sürmedin. Mine dentin bağlantısına sürmedin. Ondan sonra 30 saniye sonra yıkadın. Kuruttun. Ondan sonra dentin olan yerlere Clearfield SE bond'u aktivatörle karıştırdın. Her yere sürdün. Çünkü Clearfield SE bond tek başına dentin primeri olarak yani çok karışık bir alan. İlk başta Clearfield SE bond'u dentin olan yerlere sürdün. Ondan sonra bir de onu aktivatörle karıştırıp yani silanla karıştırıp tekrar bütün kompozit yüzeyine ve her alana sürdün. Okey. Primeri karıştırmadım hocam.
Karıştırıyor işte şu bak ikinci. Onu dediniz de ona kafam karıştı. Bir dakika. Ya ama şimdi şöyle bir ilk başta Zeynep şu var. Kriyatif epsilon tek başına koymuş ya. Hı hı. Bunu tek başına da sürmüyor mu? Hocam benim anladığım şeydi. Kompozit gördüğü yere yani tamam. O kompozit gördüğü yere dediğiniz gibi primerle silanın aktivatörünü karıştırıp sürmüştü. Aynen. Hepsi kuruduktan sonra da hepsinin üstüne bir daha bond sürdü. Bondunu sürdü. Evet evet. Ama sanki burada bir şişe de ayrı koymuş ya. Adamın da İngilizcesi çok iyi anlaşılmıyordu. Vallahi ben 3 kere falan dinledim yani bu aşamayı yanlış söylemeyeyim diye. Ama bir de şurada Zeynep'ciğim. Bak şu maviye bakacak olursan. Fosforik asitten sonra bir SE primer diyor. Sonra ikinci bir aşama SE primer artı silent coupling agent diyor. Yani sadece bunu ne olan yere sürmüştü hocam. Ben yanlış anlamış olabilirim tabii de. Bence hayır, sanki primeri de bir dentine önceden sürdü ama silanlamadan önce. Primeri önceden sürdü hocam, evet. Bana da öyle geliyor çünkü aynı evet, evet. Da yazmış. Değil aynen. Mi? Normal prosedürde primeri uyguladı, bekledi. Aynen. Daha sonra primerle silanı karıştırdı. Ötekine bir de daha ikinci diğer yerlere sürdü. Aynen. Sonra da bonding uyguladı. Aynen, aynen hocam. Tamam. Doğru. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biz mesela klorofil kullanmıyorsak, başka bir sistem kullanıyorsak, double şey olmayan, silanı iki aşamalı olmayan. Şimdi o zaman ayvayı yedik. Silanı iki aşamalı olmayanlar bu işi yapmaz. Çünkü hidrolize olanın aktive edemezsin yani şeyle. Hocam ben bisko var bende mesela AB diye karıştırıyoruz. O zaman tamam. Bunun üstüne okuyup hangisi aktive edici ajanmış diye A mıdır B midir ona bakalım. Aynen. O zaman ha, olur. Evet tamam. O zaman olur. Ben de ya bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. İlk in vitro çalışmada bond'la karıştırmamış mıydı? Kırmızı şişe bond değil miydi bir önceki? Evet ama çalışmada? In vitro çalışmada Emre'cim şey orada dentin yok ya. Şey diskler yaptı. Sadece kompozitte yapıştı. Ha, anladın? Dentin anladım. Olmadığı için sadece şey yaptı. Bir de silanı aktive etsin diye primerin asiditesinden faydalanıyordu. Onu konuşmuştuk aynen, sizinle. Aynen. Onun için kendi self-etch ya bunların clearfill evet. SE bond. Onunla oluyor ancak dedi. Evet. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Ben bir şey sorabilirim. Tabii. Pardon. Emre buyur. Şey Fatih bir dakika. Şey şu mesela böyle bir durumda şu da akla gelmez mi abla? Bu temizleme dediniz ya kaviteyi. Ben de seyrettim evet. Bunun tagabinin. Şimdi burada kohezif mi, adezif mi? Şimdi ona geleceğim. Birazdan geleceğim. Tamam. Okay. Bir tık sonra onu anlatacağım zaten. Yani bu pek tamir gibi de değil bence. Çünkü evet. Dentin de var ortada. Mine var. Evet. Ben de hani o tabakada yani, ne var esas onu bilemeden. Ana tamir değil bu. Evet, evet. Tabakası orada mı diye bilmeden diye davranacağız. Evet. Aynen. Onu söyleyecektim. Pardon. Evet. Efendim Fatih? Ben bir şey... Yani bu şimdi sürüyor ya bunları. Tamam. Ya ben de muayenehanede sürüyorum. Bunları böyle bu kadar az sürüp hava sıkmadan falan birbirlerine karışmamasını nasıl sağlıyor? Ya işte karışır diye birbiriyle yani dentin primeriyle silanı birbirine karıştırıp sürdü. Yani onu öyle yapma amacı o. Lakin bizim işte Zeynep'inki gibi BISCO'nun ürününü almamız lazım. Başta anlattım ya silanlar iki farklı tip anladım, diye hidrolize olmamış tipini almak lazım bunu yapmak istiyorsan. Bir de yine self-etch primer kullanmak lazım ki bunların pH'i 2 gibi yanlış hatırlamıyorsam clearfill SE bond'un öyle asidik bir şeyle yapmak lazım. Lakin bana soracak olursan ben burada paşa paşa temizler mine dentin bağlantısını kullanır hiç kendimi yıpratmadan bu vakayı bitiririm. Netekim sonrasında da Emre hatırlıyorsan yani ya da sunumu izleyenler hatırlıyorsa sonra da mezyaldeki parça koptu orayı da tamir ettik dedi. Ne oldu bu kardeşim her yeri de kompost oldu. Hani çakamiyet laf söylemek bana düşmez ama. Ya zaten hocam sizin dediğiniz şey temizlediğimizde biraz bile kalsa IDS mantığına dönüyor. Zaten hani dibinde bir tabaka bıraksak bile işte üstüne tekrar işlem yapmamız bağlantı direncimizi arttırmış olacak. Ya bunu yani çevresinde bunu... yine tutar ki zaten. Hayır bu vaka için demesek bile yani biz diyelim ki kırık geldi bizim elimizde de böyle asidik bir primerimiz yok ki yok. Evet. Yani klinikte dediğiniz gibi temiz oturayım temiz bir daha yapayım dolguyu demek daha kolay ya. Dibinde birazcık kompozitin veya bağlantının kalması da IDS mantığına gelmiyor mu zaten? Ya evet işte orayı hani bir şekilde ona bağlanabilmen lazım o esnada. Hani o kısmı kumlama, tamire giriyor tabii. Onu kullanabilirsin. Evet. Bir de çok ilginç şey Japonya'da kumlama yok yani. Onu da ilk sunumundan hatırlıyorum. Matt Nejat sormuştu tamiri.
Ondan sonra Japonya'da kumlama yok diye sakin sakin söylemişti adamcağız. Yani ağız içi kumlama bir şekilde yapmıyorlar. Yapmama sebepleri belki o kum partiküllerinin hani burundan da solunuyor olmasını mı uygun görmüyorlar bilmiyorum. Hocam peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Arada hiç polimerizasyon yok değil mi? Yok. Ama burada zaten Stilan hani polimerize etmen gereken bir vatandaş değil. Şeyden sonra polimerize ediyor. Bonding'i sürüyor ya. Sonra yani ondan sonra artık şeye gidiyor. 3 kat itibariyle polimerize ediyor. Yani primer artı Stilan karışımı üzerine. Aynen. Onlar son... zaten kendi kimyasalını yapıyor. Ondan sonra evet. Bonding'i. Evet, anladım hocam. Ben de bir şey sorabilir miyim? Çok küçük tabii hocam. Tabii ki de. Dentin primeri dediğimiz biraz geç girdim de kaçırmış olabilirim. Bu hani şey Clearfill'in SE bondundaki primer dentin primeri evet, dediğimiz. Evet aynen o. Aynen. Tamam, SE tamam. Bond 2. Onlar yeni bir tanesi çıkmış ya. Clearfill SE Bond 2'de de farkı şeymiş. Antimikrobiyal ajanların oranını değiştirmişler. Bunlar hani şeye inanıyorlar ya. Anla. Affected dentini bırakıyorlar, temizlemiyorlar ya, sadece infected'i alıyorlar peripheral seal. Onun için o SE Bond'daki antimikrobiyal ürünlerin oranının önemli olduğunu söylüyorlar ki ortadaki alan ölsün diye. Tamam. Teşekkür. İşte böyle bitirdi arkadaşlar. Sonra şimdi benim buradan da gelmek istediğim şu ki esasen kompozit tamiri dediğiniz zaman İki tip tamir olabilir. Demin Emre'nin söylediği gibi ya adeziv yani bağlantıdan kopan bir kompozitten bahsediyor olabiliriz. Mine dentin bağlantısından kopan ki orada artık diş yüzeyi de girer. Ya da koheziv bir bağlantı kopuşu olabilir ki bu o zaman ne anlarım ben ondan? Kompozitin içinden kompozit bir parça koptu ve orada kompozit olduğu gibi duruyor. Yani benim bağlanacağım alan eğer kompozitse o zaman daha kötü çünkü benim su emmiş bir kompozite tamir yapmam çok daha zor. Hatta ki Tagami Matnejat'ın sorusunu cevaplarken bazen işe yarar bazen de yaramaz. Hatta dedi ben dedi mekanik kilitler açıyorum diye de anlatmıştı. Hatta bu ikinci konuşmasının soru cevap kısmında da sordular. Yani mekanik kilitle açmak lazım olduğu durumlar olur dedi tamirde. Her zaman işe yaramayabilir dedi. Onun için... çoğu zaman zaten kompozit bağlantı çalışmalarına da baktığınızda klinikten farklı olarak yani koheziv bir bağlantı kopuşunun tamiri düşünüldüğü için burada bu Ronaldo Hirata da NYU'da New York'ta çalışan bir dental materyalci ya da restoratifçi mi bilmiyorum. Dur şurada yazar ya neyse biomaterials dur Ronaldo Hirata 4 numara neymiş Department of Biomaterials. Tamam. Bu adamı da ben Instagram'dan takip ediyorum. Gece gündüz testler yapıyor bu laboratuvarda. Onun için o testleri de hani görmek keyifli oluyor. Ne kadar ne görüyorsam bilmiyorum ama bir aletlerin başında adam sürekli. Onun son paylaştığı çalışmada da aynı şekilde böyle nanofield ya da mikrohibrit kompozitlerle bağlantı çalışması 2020 yayını. Burada argon plazma denemişler. Yani ısı ile bağlantıyı arttırmayı denemişler. İşte akademik olarak meraklı olanlar bu slaytları yollarım bakarlar buradan. Sonuca gelecek olursak belli iki tane ürün kullanmış. Bir işte Karizma Klasik kullanmış bir de Filtek Supreme Ultra kullanmış. Bunun üzerine tamir yapmış. Yani ne yapıyoruz burada minedentin olmayınca tamamen koheziv bir bağlantıyı yerine getirmekten bahsediyoruz. Hiçbir şey uygulamamış. İşte sandblasting üstüne silen üstüne HBR dediği şey bonding ajan yani. Hidrofobik bonding resin açılımı. Sonuçta neticede bulduğu şu diyor ki plazma herhangi bir şahanelik getirmemiş. Okey, tamir için acayip süper bir sonuç getirmemiş. Dolayısıyla argon plazma tekniğinin efektif olmadığını söylüyor. Sadece ve bonding işte şey hidrofobik bonding rezinin tek başına gayet iyi bir sonuç verdiğini söylemiş. Mikrohibrit ya da nanofield kompozit olmasının bir yıllık sonuçlarda herhangi bir farklılık yaratmadığını söylemiş. Ondan sonra ve de composite repair'inin yani bağlantısının zamanla mutlaka bozulduğunu söylemiş. Çünkü su emiyor gayet net yani oradaki degradasyonu çok daha net görüyoruz. İki tane su emen ürünün birbiri üzerinde yaşlanması çok daha zaman içinde bağlantının kopmasına sebep oluyor. Hocam özür dilerim. Ronaldo neydi hocam? Instagram'a girip hemen kaydedeyim dedim ama. Tabii. Ronaldo Hirata.
geri atın. Tamam hocam, sağ olun. Atarım slaytları zaten. Ondan sonra şimdi netice bağlıyoruz konuyu. Ben bir böyle bir şey dinledikçe işte slayt yazıyorum ki unutmayayım, size anlatacağım. Çünkü unutuyorum ertesi gün ne demişti diye. Benim ilk önceki konuşmasından sonra yazdıklarımı buldum. Mat Nejat Tamir sordu soru cevap kısmında. Mekanik lit açıyorum dedi. Demin bahsettiğim üzere fosforik asit ile kompozitin üzerindeki simiyörü uzaklaştırmak lazım dedi. Yani demek ki tamir yapıyorsak... özellikle de koheze ve güvenmediğimiz bir tamir yapıyorsak, bildiğin Black kurallarına göre belli bir noktada mekanik kilit açabiliyoruz. Zaten kompozit üzerinde açıyoruz. Yani diş dokusu olmadığı için madde kaybı söz konusu değil. Oradan kopmuş bir malzemeden bahsediyoruz. Ondan sonra ona fosforik asit sürüyoruz. Fosforik asidi bir dakika kadar bekledikten sonra, ister 30 saniye bekle ister bir dakika beklerim ben olsam. Ondan sonra yıkıyoruz, güzelce uzaklaştırıyoruz çünkü kompozitin üstündeyiz zaten. Ondan sonra orayı çok iyi bir biçimde kurutuyoruz. Ondan sonra isterseniz üstüne etanol, alkol, oradaki yağı uzaklaştıracak bir şey de sürebilirsiniz. Onun kendi kendine uzaklaşmasını bekleyebilirsiniz. O da o bölgenin tamamen yağdan uzaklaştığından size emin kılar. Ondan sonra silanı eğer varsa... Selfedge primerınızla karıştırıp ama prehidrolize olmamış bir silan olması lazım. Ondan sonra sürüp sonra üstünde işte flow mantığıyla gidebiliriz. Eğer bu tür bir sisteminiz yoksa da demin Ronaldo Hirata'nın çalışmasına güvenerek o zaman bonding silan üstü bonding rezinle devam edebiliriz gibi gözüküyor. Konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Geldik şimdi Dici'den de çok hafif paylaşmak istiyorum. Dici inanılmaz çok dinledim bu aralar. Onları da bir anlatayım, o da benden gitsin. En son bu şey Devigus'la ki konuşmasında diş hekimlerinin hastalara çok fazla coaching yaptığını söylüyor. Hakikaten biz hastalarla normal bir doktordan çok daha fazla iyi davrandığımızı biliyoruz zaten. Ama hastalar sonuçta bizim çok devamlı hastamız haline geldiği için doktorlar kadar daha az empatik değiliz ilginç bir biçimde. Ondan sonra şu an dedi diş hekimliği amalgam çağına göre çok daha zevkli bir noktada. Buna %100 katılıyorum. Hakikaten çok daha yaptığımız şeyi severek yapıyoruz. Daha estetik şeyler yapıyoruz çünkü. Hangi oklüzyon tipi daha doğru diye kesin bir kanıt yok dedi. Yani hani illa kanin koruyuculu olacak, yok ne bileyim grup fonksiyonu olacak. Bazen dedi bilateral balanslı bile olabilir dedi. Eğer hastanın bir sıkıntısı yoksa öyle sürer dedi yani. Ondan sonra eğer arka dişler kompozit ile restore edildiyse dedi. Şey sordular, tam ağız restorasyon yaparken peki neyi tercih edersin dediler. Eğer dedi posterior kompozitle yaptıysam dedi o zaman kanin koruyuculu yapmak daha iyi olabilir dedi. Kişinin oklüzyonu grup fonksiyonsa dedi illa onu karin koruyuculuğa geçireceğim diye uğraşmıyorum dedi. Yani doğalı neyse öyle devam edebilir olay dedi. Genel günlük praktisimin dedi %30'u kompozittir dedi. Bu daha çok direkt kompoziti sever biliyorsunuz. Tekniği de iyi olduğu için. %30'u lityum disilikat, geri kalanı ise implant vesairedir dedi. Oklüzyon yükseltirken seçtiği yöntemi sormuştu Devigus. Anterior stopları önce oluşturmak mantıklıdır dedi. Yani onu kendisi genellikle de direkt yöntemle yapmayı seviyormuş. Seviyorum dedi. Yani kompozit çalışmayı seviyorum dedi. Ve hani hakim olduğum için o yöntem bana daha kolay geliyor açıkçası dedi. Ketken kompozitler iyi alternatiftir dedi. Ancak seramik olmayan bir diş hekimliği henüz o noktada değiliz dedi. Yani hala bizim seramik pek çok durumda kesinlikle tedavi alternatifimiz olmak zorunda dedi. Kompozitin de ağız içi çalışması bana kolay geldiği için dedi onu direkt yöntemi seviyorum dedi. Aynı şeyi ben metal için söylemek istiyorum. Yani hala evet metali çok 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 hayatımızdan azalttık ama özellikle çok dar alanda konektör hele ki de köprü bağlantısı olduğunda metalsiz bir diş hekimliğine halen varmış değiliz. Belki bir gün varacağız, büyük olasılıkla varacağız ama ne zaman bilmiyoruz. Dici yine Consuro'da dinledim. Bunu da çok sevdim. Dedi ki basitçe halledilecek işi basit halletmeli dedi. Hakikaten yani işi şurada yanlış yazmışım. Komplike hale getirmemek lazım dedi. Bunu da çok komik şeyde söyledi. Bu dijital smile designlar falan var ya onlar konuşuluyordu. Dedi ki ya bazen hasta kardeşim dedi tek bir kağıda dedi çizersin dedi. Senin de zaten tecrüben vardır, öngörüyorsundur dedi. Tek bir kağıda dedi alırsın dedi a piece of paper.
çizersin dedi. Al işte böyle böyle olacak. Şunu şöyle yapacağım. Tamam tamam eyvallah der dedi. Sen de başlarsın. Bildiğin gibi de gidersin. Zaten hani sen klinik tecrübenle onu öngörüyor olsundur o vakayı dedi. Ona dedi ekstra dedi dijital işte bilinenleri alıp yapmaya da gerek yok dedi. Eğer dedi ama bazı hasta da dedi yani sorar da sorar. O zaman dedi ona illa göstererek gitmek zorundasın. İşte digital smile design yaptın, analog aldın, dijital aldın. Ha öyle de gidebilirsin dedi. Sonra Zeiss'ta dinlediğimde de diş aşınmasını sadece bir protokolü yoktur dedi. Diş aşınmasını tedavi etmenin pek çok şeyi vardır dedi. Elçin. Dur ne diyordum? Elçin'cim mikrofon. Diş aşınmasını tedavi etmenin tek bir protokolü yoktur dedi. Ha burada da şey dedi, bu da çok mantıklı bence. Mesela vaka böyle hani orta aşınmalı geliyor ama belli ki o birkaç yıl içerisinde çok daha berbat olacak. Ama hesap çıkarttığınız zaman hasta onu ödeyebilecek durumda değil. İşte gözünde büyüyor, çok gidip gelecek, çok maliyetli işler çıkacak tüm ağız yapacağın için. O zaman dedi, bence dedi hastaya profilaktik yaklaşıp mesela dedi kompozitle kapatın dedi. Hani masraflı çıkmasın dedi ama direkt dedi işte bir tane yöntem gösterdi. Hatta onu hazırlayıp size gösteririm. Zannediyorum bu Ali'nin yaptığı gibi bir yöntem. Bu işte injection molding'in böyle kalıplı bir yöntemini gösterdi. Çok da zor gözükmedi benim gözüme. Hani en kötü dedi bir tanı modeli üzerinde böyle mock-up yapılıp üstüne işte hazırlanıp direkt kompozitle böyle bitirilir dedi. Bir iki seansla bitirirsiniz. Hiç olmazsa dedi 5 sene sonra geldiğinde hasta dedi çok dramatik hale gelmemiş olur dedi. Bu şekilde de yaklaşmak lazım dedi. Gayet mantıklı bence. Biz de hani hasta ödeyemiyor diye kaderine bırakmamak lazım. Şimdi benim vakalarla bitireceğim arkadaşlar. Bu başını daha önce yeni katılanlar görmedi ama eski katılanlarla zaten baştan itibaren vakayı konuşarak gitmiştik. Şimdi bu benim eski bir öğrencimin kız kardeşi. Öğrencim bana yönlendirmiş sağ olsun Deniz Hoca'ya git ancak o yapar senin işini diye. Kız çenesinin açılmasını istiyor. Eklem problemi çok net yok fakat çok fazla deep bite var gördüğünüz gibi. Ve kız bu deep bite'a takmış. Posterior'u gösterdiğim zaman göreceksiniz ki hakikaten bir miktar dikey boyut yükseltmesi benim posterior'daki restorasyonlarını yapmam adına da rahatlık getirecek ve az madde kaybıyla bitirebileceğim. Burada bizi zorlayan şey nedir? Köprüsü var ve bu ablası yaptığı için bu köprünün sökülmesini arzu etmiyor. Klinik olarak baktığınız zaman köprü illa sökülecek bir durumda da değil açıkçası. Hani diş eti sağlığı yerinde, röntgen görüntüsü iyi, kızın ağrısı sızısı yok. Okey dedim kalsın o zaman. Estetik olarak onun değişmesiyle ilgili bir sıkıntısı da yok. Gördüğünüz gibi aslında çok da aşınmalı bir vaka da değil. Posterior bölgede çok aşınmış dişleri var. Onlar tedavilerin ya yanlış yapılması neticesinde ya da o bölgedeki aşınmalar neticesinde o hale gelmişler. Haliyle dikey boyut yükseltmesi yapacağız ama bizim sınırlamalı bir dikey boyut yükseltmesi yapmamız lazım. Yani hastanın maksiller anterior bölgesinde ve de mandibüler anterior bölgesinde herhangi bir restorasyon yapma şansım yok. Çünkü dişler gördüğünüz gibi sapasağlam, bunları uzatmam diye bir şey söz konusu değil. Burada köprüsünü görüyorsunuz. Posterior bölgeye geldikçe dişlerin şurada gördüğünüz gibi mesela şu azı dişte çok geniş oklüzal kompozit dolgular var ve bunu benim restore etmem lazım ve hakikaten alanı bir hayli dar. Aynı şekilde bu da sol alt bölgedeki azılar. Bunları da restore etmek adına ben yer kazansam iyi olacak. Bu da diğer bölgesi. Burada çok ciddi madde kaybı yok ama restorasyon ihtiyacı var. Bu da gördüğünüz gibi sağ üst bölgedeki alt numarasının durumu. Bu da köprülü olan alanı. Şimdi buna bir tanı modeli aldık. Tanı modeli üzerinde ben dikey boyut yükseltince anterior dişlerin palatinallerine bir dikey boyutu tutucu parçalar koymam lazım olduğunu biliyorum. Onun için o bölgelere VVV koymuşum. Hani palatinale venar yapacağım gibisinden kendi kendime planlamışım. Ondan sonra Melih böyle bir jig yaptı benim tanı modelinin üzerine. Ağızda işte bu jigle bir ısırtma aldım. Ama genellikle kendi sentrik oklüzyonuna yakın bir planda kalmayı planlıyorum. Ve tanı modelinin üzerine de böyle o dediklerimde işte onlay overlay gibi bir şeyler yapmayı planladığım dişlerin planı. Ondan sonra
3-2-1'den bahsetmiştik ama tekrar hatırlatmak istiyorum. İnsiz alpinde 3 milimlik bir yükseltme yaptığınızda anterior bölgede 2 milimlik, posterior doğru gittikçe de 1 milimlik bir yükseltme elde edersiniz. Dolayısıyla ben ne için dikey boyut yükseltmesi yapıyorum? Ben posterior bölgedeki restorasyonlarımı bir miktar rahatlatmak için dikey boyut yükseltmesi yapıyorum. Ve mümkün olduğunca da çok da yapmak istemiyorum. Çünkü anteriorun da çok fazla açılmasını istemiyorum. Öyle bir ihtiyaç yok çünkü. Onun için açıkçası dikey boyut kaydı aldım ama sonrasında ben artikülatörde kendim karar vermek istediğim için hani bu insiz alpin tekniği denen yöntemi kullanacağım. Bu Paul Tipton'un bana Çağlar yollamıştı sağ olsun webinarını dinlemiştim. Çok güzel bir webinar, bunu da size anlatırım sonra. Burada 4 farklı teknik söylüyordu. Choosing the correct, işte o güzel dikey boyutu seçmek için. Ya mevcut dikey boyut üzerinden gitmeyi söylüyordu. Ondan sonra ya böyle minimal prep vertical, yani benim yapmak istediğim gibi minimum preparasyon yaparak restorasyonları bitirmek için dikey boyutun ona göre ayarlanması, ki bu insiz alpin tekniğiyle işte ayarlayacağız. Ya retroduced centric position dediği, yani hastanın illaki sentrik ilişkideki pozisyonunu bulup çeneyi geride kapatmak amaçlı olabilir dedi. Ya da facial aesthetics dediği, yani hastanın üst oklüzel düzlemine ve de alt oklüzel düzlemine göre saptanan dikey boyutun bulunması dedi. Şimdi ben artikülatörü elime aldığımda, iyi bir de bir yarı ayarlanabilir bir artikülatörüm var. Artikülatörü elime aldığımda kendim çalışmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi kendim saptamak istiyorum ne kadar yükseltmek istediğimi. Önce insiz alpini 2 milim kadar yükselttim. 2 milim kadar yükselttiğimde posteriora baktığınız zaman 2'nin 3'te 1'i nedir? Yaklaşık 0.66. Yani ben posteriorda 0.66 kadar bir mesafe elde edeceğim. Bu açmışın açmamışın hiçbir işimi görmeyecek. Onun üzerine baktığım, analiz ettiğim üzere dedim ki ben 3'e arttırayım. İnsiz alpini 3 milim yükselttim. 3 milim yükselttiğimde o zaman arkada minimum 1 milimlik bir mesafe elde etmiş oluyorum. Ve bu yükseltme posterior bölgeye doğru azalıyor biliyorsunuz. Haliyle posterior bölgede benim 6 numarada çalışacağım alanda bir 1 milimlik, burada gördüğüm gibi bir aralık benim işimi görür. Aynı şey sol alt bölge için de geçerli. Bakın bu sol alt bölgede sevimsiz bir biçimde aşınmış dişler var. Haliyle bu bölgenin oklüzel düzlemini de kurtarmak için ve de az preparasyon yapmak için benim için iyi. Onun üzerine ben ne yaptım? Oturdum. Dikey boyutu bu şekilde tutarak, yani insiz alpini burada sabitlemek suretiyle posteriora dişleri ben kendim yapacağım. Çünkü teknisyene yolladığımda aynı hassaslıkla yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Bir de yaptıkça ne kadarlık yükseldiğini de görmek istiyorum. Çünkü bu kompozitleri kendim ölçerek ilerleyebilirim. Ve de parsiyel yapacağım. Neden? Çünkü oklüzel dikey oklüzel düzlemleri bozulmuş bunların, restorasyonların aşınması neticesinde. Haliyle ben düzgün bir oklüzel düzleme de getirecek parsiyel tek tek kompozitler yapıyorum. Okey, bunu yapmak çok 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 kolay. Nasıl kolay? Liquid strip'i tek tek sür, şeyin üstüne, altının üstüne, oraya bir güzel kompoziti koy. İşte şu Esra'nın optroskop mudur nedir? Bunu yaratıklarla düzelt, et, aspatülüyle düzelt, ışıkla olsun bitsin. Sonra bunları çıkart, bir güzel kenarlarını düzelt. İşte istediğin kadar o güzel şekilde ver. Artistliğin çok şahaneyse. Ve şu iyiliği var, bunları ölçebiliyorum ben. Yani hani ölçtüğüm zaman da evet bu dişte bu kadar yer kazanıyorum, ben buna bu şekilde bir overlay yapabilirim şeklinde de öngörü oluşturmuş oluyorum kendime. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi çok aşınık olan iki tane azıya parsiyel bir şey yapıştıracağım. Premolarları bir miktar yükselteceğim. Çünkü bunları yükseltince bunlardan da, burada köprüsü var, köprüye dokunmuyorum. Haliyle bu premolarlardan yükselerek gideceğim. Oklüzel düzlemde de burada yükselmeye izin var. Birazdan göstereceğim. Aynı şekilde bu 6 numaranın kötüydü. Oraya bir miktar parça yapıyorum ve de alt 4-5'e de yapıyorum. Bu şekilde bunları getireceğim. Ağızda yapıştıracağım. Ağızda herhangi bir preparasyon yapmama gerek yok. Rubber dam'ı yerleştirdim. Bunları tek tek olmasını istiyorum. Çünkü hastanın güzel temizleyebilmesini istiyorum. Ve embraşürlerin diş eti problemi yaratmamasını istiyorum. O zaman genellikle simantasyonda ben hep daha önce de söylemişimdir. Ne kadar parçayı kontrol edebiliyorsam o kadar simant ederim. Yani ben eğer aynı anda iki parçayı mı kontrol edebileceğim? Okey, iki parçayı simant ederim.
Tek parçamı kontrol edebiliyorum, tek tek giderim. Burada 2-2 gitmeyi tercih ediyorum. Yani iki azıyı simante edeceğim, sonra iki premolları simante edeceğim. Bunların üstünü sadece kumlamanız yeterli. Çünkü zaten bundan sonraki aşamada preparasyonları yapıp ondan sonra seramik ya da hibrit seramik ketkem bilmiyorum işte yapacağım. Ona göre devam edeceğim. Haliyle bu aşamada hastaya geçici olarak dikey boyut yükseltmesinde buraları güzelce kumluyorum. Kumladıktan sonra sadece oklüzal düzlemlerini kumluyorum. Ondan sonra sadece asitliyorum. Ve ondan sonra sadece bonding rezinle şu azıları yapıştırdım. Okey. Ondan sonra azıları tek tek aradan ip geçecek gibi de temizledim. Ondan sonra aynı bölgenin küçük azılarına geldim. Küçük azıları güzelce kumladım. Şunu da çok kuma gerek yok. Zaten bu minede olduğu için mineyi asitledim mi tutunurum. Ondan sonra yıkadım. Teflonlarımı koydum. Tek tek iki premolları da yapıştırdım. O da bitti. Ondan sonra öbür tarafta da aynı şekilde üst 6 numaraya yapıştırdım. Yani sol üst 6 numaraya bir parça yapıştırdım. Pardon, sağ üst 6 numaraya bir parça yapıştırdım. Sağ alt 4 ve 5'e bir parça yapıştırdım. Bu tarafta da küçük azılara ve azılara yapıştırdım. Okey, toplamda 4, 5, 6, 7 tane parça yapıştırdım. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi oklüzal düzleme de baktığınız zaman bu parçalar yapıştıktan sonra alt oklüzal düzlemim fena değil. Esas restorasyonu yaparken buralar birazcık daha düzelecek. Şu anda çünkü prepare etmediğim için bu şekilde gidiyorum. Aynı şekilde burada da oklüzal düzlemi hemen hemen oturttum. Sadece esas restorasyonu yaparken şu küçük azıların birazcık daha alçak gitmesini düşünüyorum. Bu üst küçük azıların oklüzal düzlemlerini ekleme yapacağım. Sonra bunları yaptıktan sonra ben posterior açtığım için anteriorda da böyle yaklaşık bir 2 milimlik bir aralık mesafem oldu. Bu haliyle bu da yapışmış halleri. Vailati ne yapıyordu? Yapışmış hali, bir tek buna yapıştırdık. Bu uzamış, bu diş çekilecek. Yani ablası diş hekimi olduğu için hani ben söylüyorum gerçekleri ama ablasıyla onaylayıp şey yapıyor. Şimdilik dursa olur mu hocam dedi. İyi dursun dedim, bana bir zararı yok bu 7 numara. Kendi kendine sarkmış bir diş. Onunla herhangi bir planım yok. Eğer isterse alta belki hatta dursun, belki alta implant yapılsın isterse ablası ya da yaparsa bu üst dişi yukarı doğru çekerim ben. O da dert değil. Bu köprülü olan taraf yapıştı gördüğünüz gibi, yapıştı gördüğünüz gibi. Sonra haftayı ne yapıyorduk? 4 hafta adaptasyon için yolluyoruz. Bazı biliyorsunuz Frederne falan 2 hafta kadar yolluyor. Bazıları yollamamayı bile öneriyordu geçenlerde bir webinarda. Ama hadi dedim madem Vailati gibi gidiyoruz ben de 4 hafta kadar hastanın adapte olması için beklemeyi uygun gördüm. Adaptasyon süresinin sonunda 4 hafta sonra geldiğinde hastanın aralığı yine böyle. Tabii ki de bunun kapanmasını beklemiyoruz. Ondan sonra dişler aynı şekilde duruyor. Hastaya sorduğum zaman çenem rahatladı dedi. Ya ben ona hani Vailati diyordu ya 3 günden önce gelme arama kabul etmiyoruz falan diye. Hiç ağrım olmadı hocam benim dedi. Çok da rahatladım dedi. Bu kapanışımdan ben çok mutluyum dedi. Onun üstüne neden yaptığımızı bilmiyoruz ama biliyorsunuz sakız testi yapıyoruz. Bu hasta aslında zaten hani çok ciddi bir diş kaybı ve doku kaybı olmadığı için çiğneme paterni zaten dikey yönlü bence bu hastanın. Hadi dedim yine de madem esprisini yapıyoruz biz ben bir sakız testi yapayım çekeyim de hep beraber bakalım. Böyle gördüğünüz gibi sakız testinde de canavar gibi çiğneyebiliyordu. Ondan sonra bu 4 hafta sonraki hali. Şimdi ben ne yapacağım? Benim anteriordaki temasları sağlamam lazım posteriora geçmeden önce. Anteriordaki temasları nasıl sağlayacağım? Alt dişlere dokunamam. Üst dişlerini ancak palatinallerine bir şeyler yapıştırmak suretiyle bu iki bölgenin birbirine doğru erüpsiyonunu engellemem lazım. O zaman aynen bu haliyle hiç temizlemeden bile hani taşmaş olsa alırdım ama bu hasta inanılmaz çay kahve tüketiyor. Temizliyorsun işte bir hafta sonra tekrar böyle geliyor. Neticede ben simante ederken buraları zaten kumlayacağım, asitleyeceğim haliyle bu aşamada ciddi bir eklenti olmadığı, sadece lekeler olduğu için bu şekliyle ölçü aldım. Bu şekliyle 2 tane ölçü aldım yalnız. Bir silikon ölçüler aldım, alt üst. Aynı şekilde birinci ve ikinci ölçü olarak onları laboratuvara yollayacağım. Bir de kendim için alt üst ajinat ölçüler aldım. Neden? Çünkü hem laboratuvara tarif etmem lazım. Bir de açıkçası ben de bir bakayım dedim kalınlıkları nasıl olacak ve de nereden
nereye doğru uzatayım diye. Şimdi palatinal laminaları kompozitten genellikle yapıyorlar biliyorsunuz. Ve diş dokusunun kaybına göre de şekli değişebiliyordu. Daha önceki derslerde konuşmuştuk. Burada çok aşınmalı vakalarda bir hayli geniş alanları kapsayan, bütün palatinal yüzeyi kapsayan laminalar olduğu gibi bazıları matnejatta hatırlayacak olursanız insizalini de içeren ve bu kale dönen laminalar yapıyordu ki bunların yapıştırılması da daha kolay oluyordu. Çünkü şurada tutan retentif bir alanı var kaymayı engelleyen. Ama sonrasında anteriori seramik lamina yaparken burasını içine alıyordu. Bende öyle bir durum yok. Bazıları da yine böyle eğer insizali içine almayacaksa şu şekilde parsiyel laminalar yapıyordu ve palatinale yapıştırıyordu. Şimdi ben bunu tercih etmedim. Neden? Çünkü burada çok fazla diş etine yakın olduğu için simantasyonu daha zorlayacağını düşünüyorum. Ve benim vakamda hiç aşınma yok. Yani öyle aman aman bir aşınma yok. Haliyle ben sadece sentrik ilişkideki temasları sağlamak istediğim için sentrik ilişkideki temasları sağlayacak şekilde sadece fossa bölgelerini oturacak şekilde bir laminalar planladım. Ve bunları da teknisyene bu şekilde izah edecek şekilde yolladım. Hatta bana dedi ki hocam bunlar tek tek mi olacak emin misin? Ya tek tek olacak vallahi dedim. İyi peki dedi. Sadece şurada köprü var ya köprüde lateral ve kanini birleşik yaptım. Çünkü tek tek uğraşmaya gerek yok. Yani zaten buradan ip geçmesi söz konusu değil. Bu benim kendime aldığım ve artikülatöre bağladığım tanı modelindeki baktığım alanlar. Sonra bunlar tek tek geldi ve bunlar o kadar baş belası şeyler ki arkadaşlar. Hani size sırf göstereyim diye modele dizip fotoğraflarken bile içim şişti. Biri düşüyor, biri kalkıyor, biri kayıyor. Yani ve bunları o zaman anladım ki ağızda prova etmeme imkan yok. Yani yuttururum incecik de şeyler zaten. Neyse yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra artık Allah kerim yani dikey boyutu inşallah doğru olacak. Şöyle artikülatörde bir bakmaya çalıştım ama onda bile yerlerinde durmuyorlar. Haliyle yapıştırmaya başladım. Yapıştırmaya başlamadan önce söylemek istediğim şu ki Dici mesela bunları freehand öneriyor. Direct freehand yapabilirsiniz diyor. Ya da direct molded işte bu hani kalıplarla şeffaf kalıplarla yapıp ağızda basıp dışından ışıklıyorlar ya o şekilde öneriyor. Ya da shell tekniği dedi. Shell tekniği işte bu benimki yani yapıp ağza yapıştırmak. Direct freehand yapmasının sebebi büyük olasılıkla prova yapamadığın için şimdi benim bu kompozitim tam olmazsa yani aralık kalırsa benim onu üstüne ekleme yapabilirsin ama sonuçta hani pişmiş bir kompozitin üstüne. Halbuki direkt yaptığında daha oksijen inhibition tabakası gitmediği için senin üstüne ilave yapma ihtimalin daha kolay. Onun için direkt yapılmasını öneriyorlar gibime geliyor. Bir de yapıştırırken bunların kaymaması hakikaten çok zor. Kaydırırsan da oklüzel teması kaybedebilirsin gibi. Şimdi geldim yapıştırmaya. Yapıştırırken 6'dan 6'ya rubber dam taktım. Okey böyle tık tık tık. Gerçi şurada köprü olduğu için mecbur burayı kesip geçirmek zorunda kaldım. Dörtlü köprü olduğu için. Önce şimdi bir kere tek tek gideceğim. Ondan eminim. Benim bunları kontrol etme şansım yok. Tek tek giderken önce hani anterior clampler var ya. Anterior clampleri taktım. Benim kompozit laminamın sınırı da daha üstte singulumun üstünden gittiği için çok sıkıntım yok. Klempli fotoğrafım yok vallahi. Habire fotoğraf çekmek zor biliyorsunuz şu kıyafetlerle. Fakat klempi taktığım zaman ip geçiremeyeceğimi anladım. Çünkü aralardan ip geçirmek zor oluyor. Bilmiyorum bir sürü klemp var bende. Anterior klempleri taktım. Yok olacak gibi değil. Onun üzerine klempsiz yapmaya karar verdim. Klempsiz yapmak için bu sefer ne yaptım? Yan dişleri teflonla bu şekilde ayırdım ve iple tutturdum. Yani şurada gördüğünüz gibi güzel bir iple sıkıştırmak suretiyle lastiği koleden boğduğum için bu bana çok rahat bir çalışma alanını sağladı. Okey. Ondan sonra burayı kumladım. Ondan sonra fosforik asitle asitledim. Primere ihtiyacım yok burada. Direkt bondingle yapıştıracağım. Bondingi sürdüm. Bu bölgeye sürdüm, incelttim. İnceltmem demek yerinde oynamayacak kadar ince bir hale geldi artık. Sonra ışıkladım. Neden? Çünkü burada benim yapıştıracağım şey lamina, inne, onne gibi hani katmanlı bir tabaka olmayacağı için düz bir tabaka. Bunun yerine oturmaması diye bir şey söz konusu değil. Onun için ben daha yerleştirirken kayma söz konusu olmasın diye burada bonding'i ışıkladım.
Ondan sonra üstüne rezin koydum. Ondan sonra yapıştırdım. Hatta ve hatta burada dedim ki bir miktarda yüksek kalsa iyi olabilir. Neden? Çünkü kapanışımı alçak olmasından da yüksek olması daha iyi. Yüksekliği ayarlayabilirim çünkü üstünden alarak. Nitekim ısıtıcım da yok biliyorsunuz. Ama normal bir kompoziti, dolgu yaptığım kompoziti buraya koydum. Böylelikle akmadığı için daha kolay kontrol ediyorum. Dolgu yapıyor gibi orayı doldurdum. Sonra getirdim o şeyi, parçayı, kompozit lamina parçayı böyle ince likuidemle amalgam fularına tutturmuştum zaten. Silan sürerken çünkü içine dokunmamanız imkansız, yoksa elinizde tutamazsınız. Ondan sonra onu oraya güzelce yapıştırdım. Temizledim, ettim filan, ipledim, mipledim. Böyle tek 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 hepsini yapıştırdım. Bir tek şu seramik olan köprüde ikili yapıştıracağım ya şuraya. Burada kumladım. Ondan sonra kırmızı asitle asitledim. Ondan sonra işte suction çektim. Sonra fosforik asitle asitledim. Ondan sonra silan sürdüm. Ondan sonra bonding sürdüm. Işıkladım. Onu yalnız varyolink ile yapıştırdım. Hani çünkü ikisinin kaymasını istemediğim için, bir de daha iyi bir bağlantı olmasını istediğim için bunu varyolink ile yapıştırdım. Bunu da bu güzel bitti. Böyle gördüğünüz gibi, rubber demi takmadan önce buralara mutlaka retraksiyon ipi koymuştum bu arada palatinallerine. Buradan herhangi bir sızıntı olmasın diye. Sonra retraksiyon iplerini çıkınca tabii bu hale geldi. Ondan sonra burada işte size göstereyim diye video çektim. Şimdi bu videodan izleyelim bakın. Bu gelişte bir dert yok. Kaninin zaten kendi rehberliği iyi. Buradaki gelişte WhatsApp grubunda da hani şeyde kaldık, ikilemde kaldık biliyorsunuz. Kanin gövdede olduğu için ablası premolardan geçen bir kapanış yapmış. İlk burada açıyor kız. Yedilerden gelmiyor bu. Yedilerden gelse zaten 4 hafta öyle yaşadı, çarpardı. Öbürkünde daha iyi gözüküyor. İlk buradan kaninden geldi. Bu güzel. Sonra geldik, kapattı. Bak şurada 4 numaradan geliyor. 4 numaradan bir ayrılış var. Okey, kaninden geçmesini istersen bunun arkasını birazcık daha kadınlaştırabilirim ama kızın eski oklüzyonu kanin gövde olduğu için premolardan gitmiş ablası, o şekilde devam etmesinde bir sakınca yok. Bu da böyle. Şimdi bu vakayla ilgili konuşabiliriz. Son vakaya geçeceğim, bitireceğim. Bu da şey, post yapmadan bitirdiğim vakanın durumunu göstereceğim size. Ben bir şey sorabilir miyim burada? Tabii. Şeyi kaçırdım hocam. İlk başta Melih abinin yaptığı anterior parçayı hangi aşamada kullandınız? Ben onu göremedim. Ya anterior parçayla şimdi hastanın eğer anterior dişleri de çok aşınmamışsa Aysun, daha önce de konuştuk ya, jig ısırttığın zaman çok fazla aralanıyor oklüzyon bence. O zaman hani dedik ya, Kerin o 1,5 milimlik tabletlerinden ısıtmak lazım. Ya da Melih göstermişti ya bize, mavi mum ısırtıyordu aralık az olsun anteriorda diye. Açıkçası ilk bir ısırttım ben onunla, artikülatörü aldırdım. Fakat sonra ona göre yapmaktan vazgeçtim ve incisal pin tekniğine geçtim. Incisal pin tekniğine geçtiğimde de işte demin bahsettiğim gibi kendim baka baka gittim. Yetecek yer açtınız kendinize sadece. Aynen aynen öyle açtım. Zaten bir milimlik açtığında ağızda da bir miktar ayarlama şansın var onu. Yani geçici yapıyorsun neticede. Hasta tamam. Kullanıyor ediyor. Okey, anlaştık. Elinize sağlık. Tamam, son vakaya geçiyorum arkadaşlar. Bu son vakada da hasta bu ilk gelişi başlangıcını çekmemişim maalesef. Anlatma planım olmadığı için ama sonradan enteresanlığı açtığı için anlattım. Burada dikkat edecek olursanız panoramikte hasta bu bölgeyi kırıp geldi bana. Bana geldiği hali buydu zaten. Diş eti buradan geliyor. Haliyle kapattığı zaman 20 yaş dişi burada çarpıyordu. Yani diş etine dokunuyordu. Çünkü hasta benim aslında 10 küsur yıldır gördüğüm bir hasta, inanılmaz bruksizmi olan bir bayan. Birazdan klinik ağız içi durumunda göreceksiniz ve felaket çok diş kıran bir kadın. Bu köprüsünü ben yapmadım. Burada bağlı, hatta şurada premolara kadar askılı bir köprüsü vardı. Daha önceleri gelmişti bana. Ben tamir etme yoluna gitmiştim. Çünkü bu kırıklı vakayı aldın mı başa bela biliyorsunuz. Habire kıra kıra senin başına bela alacak bu sefer. Tamir ediyordum, onu kırıyordu filan. Sonra hatta bir keresinde bu köprüsü, eski köprüsü düşüp gelmişti bana. Ben dedim hani bir risk var ama ben bunu bir fırınlatayım.
tamir ettireyim baştan. Ama bu elimizde de patlayabilir. En baştan da yapabiliriz. Biliyorsunuz fırına girince eski köprü tamamen dağılabilir de. Dağılmadı, yapıldı, etti, taktık. Bir öyle bir 5-10 senede, yani 5 sene falan atmayayım şimdi. 5 sene falan daha kullandı. En son bana geldiğinde artık burayı kırmış atmıştı. Ondan sonra Tidem. Tidem seni. Çocuklar. Çocuklar, Çiğdem'i tanıyan var mı? Mikrofonunu kapatsın. Tamam, peki, gitti. Okey, haliyle burada ben ne yaptım? Önce 20 yaşı çektirttim. Çünkü bu şekilde buraya benim bir şey yapmam mümkün değil. İmplant seçeneklerini sundum ama işte şekeri var, yaşlı, 77 yaşında falan bir hasta. Haliyle istemedi, başka seçenek var mı dedi. İyi peki dedim, o zaman hassas tutuculu yaparız. Hassas tutuculu yapma seçeneğini karşıma aldığımda ya bu iki dişi çekeceksiniz, daha baş belası bir hassas tutucuya dönüşeceksiniz ya da bu dişler mobil değildi bu arada. Bu iki dişi kullanacaksınız ama kullanırken de burada gördüğünüz gibi şu diş eti seviyesi kemik seviyesinden bu şekilde ilerliyor. Haliyle ben buna, bu iki dişi kullanmak için önce bir krombo yükseltme yaptırdım cerraha. Ondan sonra bu dikişlerini aldıktan sonra şurada dikiş yerlerini görüyorsunuz. Elimdeki tablo bu. Elimdeki bu tabloyla buna kanal tedavi yapıp post koymak düşünülebilir ya da buna post koymak düşünülebilir. Ama biz postsuz bir yaşam seviyoruz biliyorsunuz. Haliyle bu iki dişe temizleyip edip ölçüsünü aldıktan sonra bu şekilde hatta ketkem yaptırmadım ya, iki tane düdük şeye çok acayip paralar veriyoruz diye. Normal laboratuvar kompozitiyle kor yaptırttım. Bu kurşun kalemler, ben bunak olduğum için bukkalini lingualini karıştırıyorum böyle acayip yaratıkların. Bukkalini mutlaka işaretliyorum yapıştırırken karıştırmayayım diye. Ondan sonra çok çok şahane bir biçimde yapıştırdım, temizledim, ettim. Ondan sonra bu şekilde bu dişleri normal diş haline sokmuş oldum. Biz Necla ile bir bayanı dinlemiştik hatırlayacak olursanız. Amerika'dan katılmış bir konuşmacıydı. Ve o işte post-most anlatmıştı. Hatta biz de Necla ile sormuştu işte. Ben de sordum, Necla da sordu. Bize verdiği cevap şuydu. Eğer klinik kron boyu yüksekse dedi, core olmaz. Sizi mutlaka postla tutunmanız lazım dedi. Şimdi o çok doğru değil. Neden? Bu vakada gördüğünüz gibi kaninde özellikle de yüksek bir boya sahibim. Ama postla tutunmayı düşündüğüm zaman ne yapacağım? Biorim dediğim alanda bir hayli madde kaybı yapacağım ve postu kökün içine doğru uzatacağım. Şimdi bu kuvvet aldığı zaman esasen kuvvetler kökün kronla tam bittiği alanda yoğunlaşacak, değil mi? Tamam. O zaman postun herhangi bir kuvvetlendirici etkisi yok. Aksine postta kuvvet geldiği anda bilin ki buranın kırılmış olması lazım. Yani şu alanın kırılıp esnemiş olması lazım ki posta artık kuvvet gitmeye başlasın ki o çok geç bir aşama. O aşamadan sonra zaten dünyanın en şahane postu da olsa bunu yerinde tutamaz. Haliyle postsuz bir biçimde, çok iyi bir biçimde yapıştığınız zaman bu işte sonradan tabii ben tanım ödeli şey de almıştım. Yani tanım ödelinin üstüne dişleri dizdirttim. İşte hassas tutucunun sığıp sığmayacağına baktım. Düzenlemesini yaptım. Onun üzerine geçiciler yaptırdım. Burada tek vurgulamak istediğim şey, bu tür şeyler yaptığınızda geçiciyi modifier'la yapıştırmakta yarar var ki o alandan ne kadar olması hassas tutucu yapım aşamalarında hep bir takıp çıkartırken kopma çıkma yaşamıyorsunuz ama hakikaten İyi bir biçimde yapıştırdıysanız bir şey yaşamıyorsunuz. Şimdi burada size sormak istediğim var. Ender abim de buradaysa ona da sormak istiyorum. Yorumlarını istiyorum. Evet. Şimdi hassas tutucu planlamasında üçüncüyü koymayı sevmiyorum. Neden? Burada kaninlere hassas tutucu koydum. Burada gördüğünüz gibi çok fazla alan sıkıntım olduğu için ancak plakla bitirdim. 7 numarayı hakikaten sığdırma şansım yok. Dişler çok fazlasıyla o bölgede uzamıştı. Buradaki azında sadece şey kullandım, hassas tutucu kullanmadım da bu şekilde bir çevresel kroşeyle geldim ve hani rehber resiprokasyon paralelliği sağlandı, freze sağlandı filan.
Burada üçüncüyü kullanmak daha akıllıca mı bilmiyorum. Ender abiye soruyorum. Genellikle dengesine şaşıyor gibime geliyor. Haliyle ikili hassas tutucuyla daha paralel, daha stabil bir protez yapıyormuşum gibi geliyor bana. Neyse bitireyim, sonra üstünde konuşalım o zaman. Burada gördüğünüz gibi hasta hakikaten çok ciddi, yani 70 küsur yaşında bir bayan ama felaket, terminatör gibi diş kırıyor. Bu simantasyon aşaması, son kontrolleri yaptıktan sonra genellikle yine burada kontrol edebildiğin kadarı simante etmeyi severim. Yani tek önce kronu simante ettim şurada gördüğünüz gibi arkadaki. Sonra bu ön üniteyi hassas tutucu olduğu için zaten bir arada simante etmek zorundayım. Bu bittiği halde daha önce söylemiştim, renge kesinlikle karışmam bugünün tecrübesiyle. Siyah beyaz Beşiktaş gibi olacak derim hastaya. Olsun yavrum ben beyaz istiyorum derse eyvallah, dünyanın en beyaz dişini yapabilirim ben ona. Hatta ve hatta provada beğenmedi, üstüne bir de gördüğünüz gibi opak beyaz sürdürdük ki daha beyaz gözüksün diye. Ama çok mutlu Mesut ayrıldı. Bu hassas tutucu bitip simante ettikten sonraki hali gördüğünüz gibi alt dişleri. Şimdi videosunu oynatacağım. Videoda bir de şuna yorum istiyorum lütfen. Hasta kırdığı için... Ben genellikle grup fonksiyon gibi bir şey bitti bu. Teması, hatta dedim ki geceleri acayip gıcırdatıyor, sıkıyor, bir şeyler yapıyor. Çıkartmayın dedim. Çünkü sadece benim anteriyordaki seramiklerimle kalmasını istemedim. Onların üstünde bu sefer kırıp gelecek habire bana. Ve böyle temaslar arkada iyi, yan hareketlerde böyle böyle gidiyor. Şurada kanin temasını yakalayamıyorum. Çünkü bu kanin önde, gördüğünüz gibi alt kanin. Ya bu alt kanine kompozitle bir restorasyon koyup kendim direkt yöntemle yükseltip kapanışa gelmesini sağlayacağım. Ya da Ender abi böyle kalsın diyorsa teslimi bu şekilde bitireceğim. Böyle gördüğünüz gibi bir videosu daha vardı bu kadının. Heh, şurada da gözüküyor, öne kaydırmış. Bir saniye, arkaya gidiyor. Heh. Böyle yani böyle her tarafa giden, istediği kadar gıcırdatabileceği, anteriörde mümkün olduğunca da yakalamayan bir şey yaptım. Yani kırıyorsa da benim hareketli ünitemi kırsın da onu tamir etmek daha kolay diye. En son bir şey söylemek istiyorum. Bu konuda da yine Ender abiden yorum isteyeceğim çünkü. Avisay Sadan'ın konuşmasında Markus Platz'la çok güzeldi. Dedi ki ya zaten dedi şu da çok güzeldi arkadaşlar. Adamın slaytları açılmadı. İlk bir açıldı. Ondan sonra tam ekrana geçerken hoppala gitti. Avisay Sadan uğraştı etti. Markus Platz dedi ki şöyle yap böyle yap. Açamadılar bir türlü slaytları. En son Avisay Sadan dedi ki ya vaktimiz bitiyor ve çok ayıp oluyor. Hani 5-10 dakikadır uğraşıyorum. Ben slaytsız konuşayım dedi. Eyvallah peki. O da peki dedi tamam konuş. Adam slayt olmaksızın bir saat konuştu. O kadar güzel de konuştu ki yani hani tecrübe böyle bir şey. Slayt açılmasa da adam bir saat güzelce konuştu. Çok da yani hatta not aldım, o kadar güzel konuştu. En son dedi ki ya dedi bak işte hani neyin doğru olduğu diye bir şey yok diş hekiminde hakikaten dedi. Bence zaten diş hekiminin en mucizevi şeyi de dedi. İnsanlar dedi ağzındaki a pink piece of plastic ile a white piece of plastic yani total protezden bahsediyor. Bunu bile tolere edebildikten sonra dedi bir tane de anısını anlattı. Bak dedi bize dedi Almanya'dan bir konuşmacı gelmişti dedi. O dedi Gerber'i anlattı dedi. Gerber total protezlerinde kanin koruyuculuğu gibi bitiyormuş. Ondan total protez okumayalı çok oldu ben çünkü. Almanya'da bir çalışma yapıyorlar. Aynı hastalara bir bilateral balanslı oklüzyonu olan protezler yapıyorlar, totaller. Aynı hastalara aynı şekilde, aynı boyutta bir de Gerber yani kanin koruyuculuğu yapıyorlar. Ve hastalara veriyorlar hani kullan dene hangisini daha çok seviyorsun diye. Büyük orandaki hasta Gerber'le yani kanin koruyuculu total protezi daha çok tercih ediyor ve onu alıp onunla gitmek istiyor. Yani dedi işte hani illa şu şöyledir bu böyledir diye bir şey yok dedi hakikaten. Böyle bitti. Evet valla bitti. Ender abicim burada mısın? Buradayım dinliyorum seni. Baştan sona soruları unuttum ama ben tekrar edeceğim de şaka tamam. Yapıyorum. Şimdi, ya şimdi bir işte hani sen nereden istiyorsan başla Gerber'le ilgili başla. Yok ya şimdi yani total protez geçen hafta da söyledim ya. Yani adaptasyon mekanizması bir insanın ne kadar geliştiyse o işi o kadar çabuk kavruyor. Yani sen yok kanin, yani şimdi zaten kanin koruyuculuğu böyle bir şeyin olması imkan ve ihtimal yok.
total protezde altta kanayın koruyucu olabilir mi? Kanı nasıl stabil oluyor altta? Sen kanayın koruyucu da sağ lateral hareket ettiğin an o yerinden çıkacaktır, tamam mı? Dokulara gömülecektir. İsmi üstünde hareketli diyorsun. Hareketli bir şeyde kanayın koruyucu tarifi bana çok tuhaf geliyor. 100 yıldır da ben bunu söylüyorum. Ama o hastalar ne hoşuna gitmişti biliyor musun? Balanslı oklüzyonu çok rahat karşılamıştır. Ağzına koymuştur bir parça gıda maddesini. O kaninle, benim bir tane çok güzel bir resmim var. Şimdi ben bazı notlar alıyorum sizlerle konuşma yaparken. Aslında bir blok bir şey anlatmayacağım. Sadece belki iki konuşma yaparız. Bir tanesinde tamam. Sırf böyle hani enteresan tartışmalar. İşte bu şeye, o benim slide'ım çok iyi gidiyor. Bir kadın getirdiler bana. Kadının ağzında klasik parsiyel var. Dişleri çekilmiş ama ağzındaki klasik parseli kullanıyor. Ondan sonra ben ona o zaman kadına dedim ki sana yeni protez yapalım dedim. Kadın ne gereği var? Bir de İngiltere'de oluyor bu olay. Benim araştırma için gerekliydi. Ondan sonra kadına dedim sana bir protez yapalım dedim. Ne gereği var? Ben her şeyi yerim dedi. Tamam dedim. Ondan sonra ben bazı gıdalar vereceğim. İşte test edeceğim. Neyse uzun lafın kısası. Bir tane böyle küçük bir parça şeker verdim kadına. Onu yemesini söyledim, tamam mı? Normalde yiyememesi lazım. Hocam şekeri bir ısırdı, kadın çatır çatır yedi. Ağzında yani klasik parsiyel dişler yok. Ama resim çekerken ben de yerken resim çekmiştim. Böyle öyle bir balans yapıyor ki dişi o kitleyi arkaya koyuyor. Mesela şeylerin ağız içlerinin arasına koyuyor. Alttaki protez kalkıyor, yukarıdakini yerine oturtuyor. Bir üçgen yaratıyor ve üçgende parçalıyor dişeyi, o gıdayı. Şimdi bu aslında işte hani tam balanslı, hani Sinir Hoca'nın kitabı vardır ya, evet. Balanslı oksijen nedir? Hani gıda maddesi girince içeri, balans dışarı çıkar. Çünkü evet. Sen yükseltin. İşte kanın koruyuculuğunun sevdiği taraf o. O bir yerde temas ettirebiliyor onu. Onun için o hoşuna gitmiştir. Ama akşam dişlerini gıcırdatmak istiyorsa o zaman bilateral temas ister. Her tarafın temas etsin. Şöyle güzelce bir dişlerimi gıcırdatayım der. O zaman kaninden nefret eder. Onların çoğu %99, bakın iddiaya giriyorum. %99,9'u bardaktadır şeyleri, protezleri. Akşam yatarken takmazlar. Tamam, o zaman hasta var ortalıkta, tamam mı? Yani o teori yok. Hiçbir teoriyi kendi başına söyleyemezsin. Hastanın durumuna göre teoriyi söylüyorsun zaten. Hareketlerimiz hep böyle konuşuyoruz. Tamam mı? Yani o demin seninkinde hani sol tarafta değiyor, değmiyor. Şimdi kabul, yani hiç sıkıntı yok. Şeyi de koymana gerek yok hocam. İngilizlerin bir şeyi vardır. 6'ya kadardır şeyleri dişleri. 7'yi koymazlar. Tamam. En büyük sebep de nedir? 4'ün distali, 5'in tüm okluzal yüzü, 6'nın meziyeli. Çiğneme alanı burasıdır, tamam mı? Kim ne derse desin. Bizim artık gıdalarımız o kadar yumuşak ki, o kadar çok pişmiş ki bizim artık yedilere ihtiyacımız yok. Yani öyle öğüten bir adam da yok. Şimdi sayın insanların chewing cycle'ını, tamam mı? 10 deyince lök yutuyorur. Yani o kadar yumuşak gıda. Doğru. Daha evvel daha çiğ maddeler vardı. Daha çok sebze yiyorduk, daha çiğ yiyorduk. Dolayısıyla öğüt babam öğüt, öğüt babam öğüt istiyordun. Onun için senin 7'lere 8'lere ihtiyacın vardı. Onun için evrimleşiyorsun, 8'in yok oluyor, 7'ye çok geliyorsun. Iyi. Şimdi laterallerin yok, ondan sonra belki de 7'ler yok olmaya başlayacak. Ama yani 7'yi şeyde koymazlar İngiltere'de. Hep 6'ya kadar biter total protezde. Okay. Onun için 7'ye gerek yok. Onda hiç tartışılacak bir şey yok. Yalnız ben bir şeyine takıldım. Evet. Belki de o resmi geriye gidersek, hani şu sarkık bir tane 7 numaran vardı senin. Hani okluzu sağ tarafta. Ha evet, o tarafta şey diye. Dişçinin ha. Kız kardeşi, tamam. Evet, dişçinin kız kardeşi. Sen onu öyle bıraktın dedim. Yani ona bir şey yapılacak. Kıza bunu hani bir hayır, şey yapmak lazım. Hayır, onu kesinlikle lazım. Bir şey yapmak. Evet, bir evet. Bir şey yapmak lazım. Çünkü o adam çiğneyemez. Çünkü lateral hareket yaptığı zaman bu sefer alttaki diş ona çarpacak. Ya mesela altta dişi yok Ender abi orada. Altta onda dişi yok. Onun için o diş uzamış. Ama öndeki, yanlış hatırlamıyorsam resmi tekrar gösterirsen, alttaki 6 numara vardı. Altının da distale doğru hareket edeceğini. Hı-hı. Ya yani ona bir şey yapılacak. Yalnız işte onun ablası diş hekimi ya. Yani hani onun altına... Tabii tabii. Hayır, olacak, yani benim söylemek istediğim... Ya da çekilecek. Söyledim ben yok. Kıza da şey yapmadı yani. Evet. Sonra olsa olur mu? Yok ben hani mutlaka bir şey yapıp onu ya çeker miyiz? Kanal tedavisi yapar artık, kronlar mıyız? Ama okluzyona sokmak gerekiyor. Evet. Çünkü neden söylüyorum? İsterin isterin inanmayın. Okulda birçok hastada bu okluzal planın ayarlanmadığını görüyorum, tamam mı? Dışarıdan gelen işlerde.
Yani insanların okluzal plan konusunda birazcık dikkatsiz olduğunu düşünüyorum. Hani böyle lokalize oluyorlar. Bir tek bölgede mesela bir köprü yapıyorsun. Aslında bir türlü mutlu değil. Sonra bakıyorum şey okluzal planı böyle dalgalanmış, tamam mı? O okluzal planı mümkün olduğu kadar düzeltmek gerekiyor. Yani evet. Öyle hani bir tane diş çıkıntıysa onu düzeltelim. Onu uyarmak için söylüyorum arkadaşlara. Yok şu yani, işte. Benim evet. Derdim o. Şimdi evet. De. Yemde mi yandı artık yatırdı çok güzel gözüküyordu. Dur nerede? Bir evvelkinde galiba. Biraz daha geriye gidersen. Yo, ileri gittin sen zannedersem. Geri artikülatörü aldığında güzel gözüküyor. Şurada abi. Şurada işte. Bak şu. Şu gözüküyor değil mi? Şu işte. Evet. Ha işte. Tamam işte. Burada artikülatörü de gösteriyor. Evet. Dişin antagonisti yok ama o alt çene sağa sola hareket ettiğinde örneğin şimdi sağ tarafta evet. Yemek yerken bir miktar protezif hareket yapacak. O tarafa doğru dönecek. Evet. Soldaki transisyon hareket yapar. O arkadaki dınk diye oraya çarpıyor. O zaman yemek yiyemiyor adam. Hep solumda yiyorum diyor mesela. Evet, tamam? Evet. Yani onu mutlaka o aynen. Tamam. Yani onda bir sorun yok. Yani benim tek hatırlatmak istediğim nokta evet, oydu. Evet, başka bir şey sordum mu bilmiyorum ama. Yok ha, bir de hassas şimdi. Hassas tutucu. Şimdi hani o vakada altıya da koyar mısın yoksa onu kroşeyle bitirmek daha akıllıca mı? Dur geliyorum. Geliyorum. Şimdi şunu söyleyeyim o kadarlık gibi olacak ama parsel yapmaktan nefret ediyorum. Çünkü yani ne diyeyim hani şu implanta geçelim abi. Hassas protezler dişleri yiyor biliyor musun? Onun için artık implanta geçmekte fayda var. Şuna bak. Evet. Ya işte bu kadın şekerim var, cart cürt filan etti. Heh, iyi dur. Peki dedim ne yapayım. Hı. Şöyle işte. Tamam yediği koyma dedim ben. Yani. Tamam, yok dedim. Yok. Öyle bir şurada şey yok. Ender abi bak kaninlere topuz başlı koydum. Okey. Ondan tamam. Sonra burada 7 numaraya evet. Hassas tutucu koymadım. Koymalı mıyız? Doğru. Koymadım. Hayır yani, koymamalısın. Hiç gerek yok. Kroşe yeter de artar bir oraya. Çünkü şey dengesini bozuyor ya sanki iyi paralel yapılmazsa. Ya bir şimdi, kere başıma geldi öyle. Hayır doğru söylüyorsun. Şu o top artı lastik var. Evet. Hani hassas bağlantı. Evet. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben daha çok sekayı çok seviyorum. Metal metale. Tamam. Tamam mı? Tırnaklıyı. Evet o güzel. Sebebi de şu. Oturtabiliyorsan oturur. Oturtamazsan evet. Da teknik hata yaparsa oturmaz. Bu kadar basit. Evet. Doğru. Şimdi bu lastikte şöyle bir şey oluyor. Teknisyenler bunu sıcak suda kaynar suyun altına tutuyorsun lastiği tamam mı? Ondan sonra gidip modeli getirip çat diye üzerine oturtuyorlar. Tabii. Bir iki kere denemeden sonra o öyle oturuyor. Şimdi hassas tutucu hassas olmuyor. Problem o. Aynen. Ben bir zamanlar çok yapardım nefret ediyorum artık. Çünkü iki gün sonra bakıyorsun hastanın lastikleri deforme olmuş. Eğer hastanın lastikleri çok hızlı deforme oluyorsa o hassas tutucu aynen. Hassas olarak durmuyor orada. Aktif olarak duruyor demektir. Herkes lastik değiştiriyor. Değiştirmek çözüm değil ki. Aynen. Onu çöpe atıp yenisini yapmak çözüm. Başka şansın yok. Çünkü teknisyenin doğru yapmamış oluyor. Onun için ben o lastik hikayesinden o hile, o sıcak su hilesinin evet. Yüzünden nefret ediyorum. Onun için de kullanmıyorum. Ben de sekayı seviyorum. Seka her zaman parçalı, çok deforme oluyor. Alıyorsun, çöpe atıyorsun, yenisini takıyorsun falan. Yani o da açıdan daha avantajlı. Ama burada senin yaptığın doğru. Arkaya ikinci bir lastik taşıman takmaya gerek yok. Kroşe yeter de artar bir daha. Okey. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum çok. Arkadaşlar sorgu, katkı. Hocam ben bir şey daha soracağım. Çok sordum bu akşam ama. Sor. Tam Ender Hoca'nın da müsaadenizle Ender Hoca'da cevaplarsa çok çok memnun olacağım. Çünkü tam sizin vakanızda söylediği şeyle ilgili. Benim bir vakamda hani siz diş sarkmış 7 numara ve karşılığı yok dediniz ya. Evet. Benim bir hastamda karşılığı var. Yani böyle o diş sarkmış yukarıdaki diş ve alttaki 47 numarayı o sarkık haline göre restore etmişler. Tamam. Ve hasta bu lateral hareketleri yaparken bu sarkmış olan 7 numara engel oluyor. Primer kontak yapıyor ön harekette. Ve bu kontaktan kurtulmak için hasta böyle değişik bir hareket geliştirmiş. Ve alt çenesini neredeyse 1 santime yakın karşı tarafa kaydırıyor. Ve hasta böyle değişik bir para fonksiyon hareket geliştirmiş. Nötral kapanışında adam alt çenesi 2-3 santim yana kayacak şekilde oturuyor. Çenesi böyle çarpık şekilde oturuyor. Bu hasta 80 küsur yaşında ve eşi falan benim bu eşim normaldi. Bu hale geldi dişleri yapıldıktan sonra bu çenesi kaydı adamın diyor. Çünkü çok ciddi bir kayma var.
biz bunu gördük işte, evet bu dişler yüzünden böyle olmuş dedik. Ve o dişleri düzelttik, restorasyonunu düzelttik, dümdüz bir okluzal tablo yaptık. Ama bu hastanın bu kaydırma şekli değişmedi. Yani adam yine hep o tarafa kaydırarak oturuyor. Hatta üst çenesinde final protezleri yaptık. Ben bir süre splint stabilizasyon splinti taktım. Dümdüz bir okluzal platform deneyeyim diye. Hani uzun süre bir ay kullansın bakalım, o hareket bozulsun, kas hafızası değişsin falan diye. Değişmedi. Bunu neden değişmedi? Bu kas hafızası böyle bir şey mi? Yani hiç mi değişmiyor? Yaşının ilerisi ileride olmasıyla mı ilgili bir şeydi? Bu hastanın bu çenesini aşırı sağ kaydırmasını niye düzeltemedim? Bu benim kafama çok takılıyor. Ender abi buyur. Cevap veriyorum. Kırmızı düğmeye bastım. Beni aşar bu. Şey, estağfurullah. Şimdi iki hafta evvel İzmir'deki arkadaşımız vardı. Erhan, İsmi evet. Şimdi, Erhan. Şey, hastanın kamburunu düzeltelim demişti. Ben evet. De aslında çok şiddetle karşıyım o kamburu düzeltmeye. Aynısını söylemiştim şimdi, hocam. Aynısını hatırlıyor musunuz? Ben Erhan yani, Hoca'ya cevap verdim. O da kambur mu kalsın demişti. Evet. Evet, kambur kalsın. Şimdi hayır ama senin bakan da kambur kalmasın. Şimdi her tuttuğun yaşlının şimdi dikey boyutunu yükseltmek gibi bir hastalığa kapılmayın. Şimdi hani demin de Deniz de söylüyordu ya şu renk meselesini. Hani saatlerce uğraşıyorsun, renk seçiyorsun filan. Sonra saçma sapan hastası diyor ki bu ne kadar sarı diyor. Benim de başıma geldi o olay. Ve yani bayağı bir küfrettikten sonra bir daha eğer dedim ki hastaya en beyaz olsun. Oradan B1'i seçip veriyorum. Bembeyaz yapıyorum. Ve bizde imzalı kağıdımız da çok. Yani onu da söyleyeyim. Üniversitenin en büyük iyiliği bize. Bu CSI hikayesinden. Rengimi beğendim, bilmem neyi beğendim, her şeyi imza attırıyorum. Ondan sonra renk öyle çıkınca kar gibi beyaz, hani kavga çıkmasın diye. Ama ben de kaç tane hasta kaçırdım. Ya yakışmaz kardeşim, 50 metre ileriden gözüküyor, şunu biraz daha sarı koyalım, bilmem ne yapalım. Yok, olmuyor. Şimdi bu şeyde de, yani biraz hasta tecrübesiyle konuşmak gerekiyor açıkçası. Kitap ne yazarsa yazsın. Söyleyeceğim şey şu, bu böyle vakalarda. Hasta çok yaşlıysa, çok fazla dikey boyutuna karışmayın bir. Tamam mı? Şimdi senin yaptığın hani böyle bir olay olmuş. Hasta böyle bir kötü bir alışkanlık kazanmış. Sen düzgün yap, bırak onu. Yani ona düzgün yap diyorum. Hani dikey boyutunda seni bir arttırayım da efendim sana şahane bir diş yapayım diye konuşmuyorum. Sadece öyle bir kontağı sen kaldırarak bir defa adamın ekleminin daha ileri safhalarda hastalığın daha kötü hallere düşmesini engelliyorsun. Tamam mı? Ama o düzelmiyor. Düzelir. Düzelmez. Hiç fark etmez. Öyle kalsın. Ama sen onun sebebi değilsin artık. Önemli olan o. Yani tamam, düzeltmek mı için yapılabilecek başka bir şey yok zaten. Başka bir şey yok. Hayır. Yani illa da ben onu öyle bırakacağım diye de ben seni tasdik etmiyorum. Hayır. Sen doğrusunu yapmışsın. Ama adam düzelmemiş. Düzeleceğini de beklemiyorum zaten açık konuşayım. Ama olay, şunu söyleyeyim altını çizerek. Olayın daha vahametini kazanmasını engelliyorsun böylece. Bunu unutma. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Yani ben de olsam hafifçe düzeltirim. Ama asla yaşlı hastalarda ki endikasyonlarımız, bak bu gelecek için ben genç arkadaşlara hep anlatıyorum. Gerodontoloji dersi veriyoruz bizim okulda. Ondan sonra tam 20 seneden anlatıyorum 5. sınıflara. Asla ve asla yaşlı hastalara pamuk gibi davranın, kristal vazo gibi davranın. Bir şey yaparsanız çatlar kırılır gider. Onun için nazik, narin, onun istekleri doğrultusunda işlerimizi yapalım. Hani böyle garip garip bu kamburunu düzelteceğim senin deyip de 90 yaşındaki adamı işkence niye yapalım? Adamın kalmışını şurası bir 10 senesi belki. Yani mutlu huzurlu nasıl geçiriyorsa geçirsin. Yaşlı da rakamınız sorun var mı hocam? Böyle. 75 üstü mü diyorsunuz mesela, 80 üstü mü diyorsunuz? Hayır, yaşlı kime diyoruz? Şimdi onun da tarifi çok enteresan. Efendim Dünya Sağlık Örgütü diyor ki işte artık yaş, hani genç yaşlılar var 85'e kadar, orta yaşlılar var, yaşlı yaşlılar var. Hayır, öyle bir tarif yok. Benim tarifim şu, kendi isteğiyle bana gelip kendi sorununu bana anlatıyorsa o yaşlı falan değil. Tamam mı? Adam kendi ayaklarıyla gelmiş. Diyor ki benim şu dişim ağrıyor, şunlar var. O yaşlı değil. Ona sen her şeyi yapabilirsin. Hiç sorun değil. İkinci sınıf birisi getirmiş onu. Ama adam farkında. Tamam mı? Neyi tedavi istediğini. Dişini mi ağrıyor? İşte ne yapacaksa, kron yapacaksa ne yapacaksa. Ama farkında. Önemli özellik bu. Ama birisi getiriyor. Üç, ne hasta bunun farkında? Birileri getirmiş.
Önünde bizi duruyor, bir vücut duruyor daha doğrusu. Galiba dişi ağrıyor diyorlar mesela yakınları. Galiba artık yemek yemiyor, dişi yok ağzında diyor yakınları, tamam mı? Ve de bu hastaya sen bir tedavi yapıyorsun. Şimdi bu üçünün de aslında tedavisi çok farklı. Ve üçünün de aslında prognozu da çok farklı. Şimdi hani o kendi ayağından geldi, kendi ağzındakilerini söyledi. Dedi ki böyle böyle şikayetim var hocam, şunları yapar mısın dedi. Ama o sırada da ikinci bir faktör ortaya çıkıyor. Ben genellikle şeylerini soruyorum. Hastalıklarını soruyorum. Şekeri, bilmem tansiyonu, osu, busu. Çünkü risk faktörlü hastalar oluyor bunlar. Kalkıp da şimdi bu hastaya, ya ben şimdi bir toplantıda gene bir konuşma yapacağım bir ara. Bu geriatri konusunda. Benim iddiam şu. Ağzına diş de olsa çek kardeşim, olanforya. Bak şimdi bunu ilk defa söylüyorum size. Bunu da çok tartışırım. Profesör Zarp'la da tartıştım bu konuyu. Ondan sonra o hem haklısın hem haksızsın dedi. Uzunca da bir tartışmamız oldu onunla, Zarp'la. Çünkü benim görüşüm şu. Şimdi benim teyzem var 94 yaşında. İster inanın ister inanmayın ağzında full dişleri var. Benim ödüm patlıyor. Kadıncağız bir gün dişimde çürük var diyecek diye. Zaten diyemiyor. Pardon, özür dilerim. Yanındaki kadın şeyinde çoğunlukla ağrıları söylüyor. Bir gün derse ki bana telefonla, Ender abi bu teyzenin dişi ağrıyor diye. Ben mahvoldum gittim. Ben ambulans tutup kadını hastaneye getireceğim. Genel anestezi altında yapmam lazım. Ambulans tutup evine götürmem lazım. Genel anesteziye kontraindikasyonu var. Ne var? Çünkü solunum problemleri var. Evde oksijen makinesiyle oturuyor. Alzheimer'ı var, efendim tansiyonu var, şekeri var, bilmem nesi var. Ben bu kadına, şimdi dedik ki biz kadına, ya ağzını dişlerini fırçala, o da çok iyi fırçalardı. Dişlerine çok iyi bakardı teyze. Garibim, yani ağzında dişlerle bir felaketle oturuyor şu anda. Saat mi bomba? Hepinize soruyorum, geldi bir hasta, ne yapacaksınız bu hastaya? Hadi açın kitabı da bunu tedavi edin bakayım benim hastamı. Kanal tedavisi mi yapacaksınız? Dolgu mu yapacaksın, kron mu yapacaksın, dişi çekip köprü mü yapacaksın, yoksa total mi yapacaksın? Buyurun, hasta var işte, parası da var, sorun da yok. Parada da sorun yok, tamam mı? Yemin ederim parada da sorun yok. Hadi tedavi edin. Birisi tedavi edecekse buyursun gelsin yansın. Ve bu sorun, bak bu sorun benim için, yani bizim yaştaki insanlar için bitmiş diş hekimliğinde. Çünkü biz zaten şuradan şurası birkaç sene sonra emekli olacağız. Ama sizin gerçek sorununuz yeni başlıyor arkadaşlar. Bu sorun, bak bu geriatri sorunu hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi herkes efendim beyaz diş, yok silikon, yok bilmem ne. Onun derdinde. Tamam, böyle bir grup gene olacak ileride. Ona hiç itirazım yok. Ama asıl çözülemeyecek vakalar bu geriatri vakaları. Ne yapacaksınız vakası? Ve bunu kuzey ülkeleri çok yaşıyor. İsveçler, Norveçler. Çünkü onlar yaşlarına çok baktılar. Çok uzadı. Adam dedi ki ya hasta geliyor hastanede, acilde yatıyor. Ne ölüyor ne diriliyor dedi. Öyle yatağa işgal ediyor. Günlük dedi o zamanın parasına 300 sterlin dedi. Bu adam işgal ediyor burayı dedi ve oturuyor dedi. Bittik biz dedi. 10 kişi ona bakıyoruz dedi. Bu dedi şey değil. Onun için hani neydi, kendi ölümüne kendi karar vermek, evet, ya da evet, yakınları toplanıp artık annemiz ölsün diyebilecek kanunlar çıkarttılar. Yani Türkiye'de çıkarsa milleti keser biçerler o da başka mesele miras davasında. Orada bu şey mevcut. Hani hayatı sonlandırma hikayesi kanunu. İşte onun için çıkarttık diyor. Herif yatıyor orada hasta diyor. O 6 ay diyor. Herkes bakıyor, yapacak bir şey yok diyor. Bari hani kendi kendine akrabaları karar versin artık hayatını sonlandıralım acı çekmesin diye. Şimdi bu Türkiye'de yok. Ve Türkiye'de bu olaylar öyle büyüyecek ki. Ve eskiden hani şimdi lafı uzatıyorum belki ama annemiz babamız hep anneannemiz evde otururdu. Hepimiz biliriz. Anneannem dedem bir şey olduğu zaman bir odası vardı evde. Orada otururuz zavallı patırtı gürültü içerisinde. Şimdi ben çalışıyorum, karım çalışıyor, o çalışıyor, o bu çalışıyor. Kim bakacak şeye, anneanneye? Hadi buyurun yataktaki anneanneye gittik, bir kadın bulduk, bakıyoruz. Allah'a şükür paramız var da bakıyoruz. Ya paramız yoksa? Kim bakacak? Yani onun için geleceğin problemi bu geriatri. Onun için arkadaşlar biraz geriatri konusuna yavaştan eğilimde bulunun. Oradaki tartışmalara, oradaki toplantılara girin. Çünkü başımız çok ağrıyacak bu konuda. Hatta belki de birkaç sefer beraber oturalım, sohbet edelim vakalarla, şeylerle. Hani işin içinden çıkılmaz bir duruma gidiyor bu işler.
Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Doğru. Çok konuşmadık ama. Yok, biz teşekkür ederiz Zendir abicim. Çocuklar, chatten iki tane şey var. Onu da söyleyeyim kapatmadan. Türkiye'de Beautiful'ın kompozisi varmış. Okey, Fatih'cim teşekkür ediyoruz. Bir de İkbal demiş ki kompozit üstünde freze prezentleme yapılır mı? Evet, yapılabilir. Eğer kum cihazın yoksa normal güzel şöyle bir elmas frezle rond tır tır yavaş yavaş üstünde prizlendirme de yapabilirsin. O da gayet güzel mikromekanik bir alan açar sana. Hocam bir de ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Silan ısıtılacak demiştiniz ya 100 derece 60 saniye. Onu böyle sıcak sulu bardağa falan mı koyuyoruz? Yani? Yok yok, onu fırına koyuyorlar. Fırınları var. Fırında 100 santigrat derecede bir dakika bekletiyorlar. O zaman bu malzemelerde bozulma falan olmuyor değil mi? Veya yok ya, kompozit yani bir şey olmaz. Ya, seramikte zaten olmaz. Seramik yani 800-900 santigrat derecede fırınlanan bir şey olduğu için seramiğe zaten hiçbir şey olmaz. Kompozitte de olmuyor ama. Ama ya çok felaket işe yaradığını da düşünmüyorum. Ben onun için yapmıyorum yani. Klinik olarak yani belki hani in vitro'da da aslında manyenin çalışmasında da çok fazla bir fark bulmamışlar. Onun için İlla da çok da şart mıdır diyecek olursan çok klinik olarak çok acayip bir fark yaratacağını düşünmüyorum valla ben de. Tamam hocam. Çünkü hepsi vakit alıyor ya. Şimdi ultrasonik cleaner'a koy. Haydi 3 dakika onu bekle. Çıkart onu sür bekle. Öf, zaten yapıştırmak kabir azabı bitmiyor. Yani klinik olarak çok illa ben kendimi iyi hissedeceğim diyorsan yap tabii. Ama çok şart mıdır? Hani dedim ya 15 yıllık, benim ağzımda 23 yıllık Targis var. 98'de Derya yapıştırmıştı. Vallahi kum, silan gayet güzel yapıştırmıştı. Hala da duruyor. Ki şey, retentif bir şey değil. Onlay yani o da. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Rica ediyorum. Çok kısa bir soracaktım da. Tabii. Bu diş hekiminin kardeşi ya da arkadaşıydı hatırlayamadım. Evet, evet. Ama o vakada dikey boyutu yükselttiğinizde zaten retral kontak pozisyonunda kalıp neden anterior rehberlik için 4 hafta beklediniz onu ben tam anlayamadım. Vallahi ya da kaçırdım orayı belki. Neden bekledim? Vahilati öyle bekliyor diye bekledim. Yoksa bence fazla bile bekledik tamam. Yani. Hani vahilati gibi gidiyorum hadi onun gibi tamam. Gideyim dedim. İşte hani Fradiani 2 hafta bekliyor biliyorsun. Kimisi hiç beklemiyor. Koçman grubu bildiğim kadarıyla beklemeden devam ediyor. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yani hastanın eklem problemi de yoktu. Bence de yani kadında dedi. Hocam eklem problemi olan hastalarda bekleniyordu bildiğim kadarıyla. Yok yok, vahilati hepsinde bekliyor ya. Bir alışsın diye. Ama benimkinde zaten çok az açtım aslında. Onunkiler çok madde kayıplı dişlerde. Eklem problemiyle gelenler de 2 hafta bekliyor. Geçmezse 4 haftaya uzatıyor gibi bir şey var. Ya eklem problemini zaten ayrı değerlendirilir diyorlar ya hep. Hani o bizim konumuz dışı. Evet. Evet. Bekleme süresiyle ilgili. Aynen. Önerin varsa söylesin. Tamam, teşekkür ederim. Ben bu kadar bekliyorum, şu kadar beklemeli falan gibi bir fikrin varsa söyle. Yani şöyle, bu dikey boyut yükseltmelerde zaten 5 milimetre kadar hani güvenli safe zone olduğu için genelde bizim en azından bugüne kadar hep yaptıklarımız anterior rehberlik dahil işte retral kontak pozisyonunda veya fark etmez önde aldıysak da retrüzyon mekanizmasında açtığımız bir artikatörümüz vesaire varsa zaten tamamen bitirilebilecek bir şey de yapılabileceği ama bekleme yapılacaksa da 2 haftada tam ideal oklüzyonu en son vereceğim oklüzyonu deneme testing yapmasını biz hani o şekilde yapıyoruz genellikle. Yani her zaman nihai pozisyonu ilk etapta direkt veriyoruz. Sonra bekleyip ondan sonra 2 hafta, 4 hafta, 3 ay bazen eğer eklem problemi de varsa. Ondan sonra yine aynı ideal benim ağız içerisinde ufak aşındırmalar da yaptığım şeyi birebir ağza tekrar nihai restorasyon malzemesiyle aktarmayı genelde yapıyoruz da o yüzden merak ettim ben anteriorda böyle bir açıklık bırakma olayını biz pek yapmıyoruz genelde de o yüzden merak ettim. Ya açıklık bırakmayı kadın yapıyor ilginç bir biçimde. Açıkçası benim de şöyle bir kaygım oldu. O dişler birbirine doğru gelir yani. Çünkü 4 haftada bir miktar gelir gibi düşünüyorum. Çok da yerini değiştirmeyi düşünmüyorsan dediğin gibi o seansı da aslında son haline sokmak da mantıklı olabilir. Çünkü işte 2 ila 4 hafta arasında bu NTA splintler falan var. Evet. Dişlerin ekstrüze olabileceğinden söz ediyor literatürde birçok şeyde yayında.
O yüzden ben hani böyle bir süreç geçerken hiç temas kesmek şeyinde çok bana mantıklı gelmiyordu hani kendimce. O yüzden ya dal yönteminde hatta vardı zorundu. Ya öne açar arkalar birbirine doğru uzasın diye. Evet, dal evet. konsepti gibi. Yani benim amacım birbirine doğru uzaması değildi. Açıkçası hani Vailati bir deneyim istedim. Ondan sonra dediğin gibi 4 aslında çok yani 2 bile daha ama 2 de görmek akıllıca olabilir hastayı. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ne demek. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Tamam arkadaşlar o zaman başka soru var mıdır katkıya da? O zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik iyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere WhatsApp'ta. İyi geceler. Çok teşekkür ederim.